Değerli konuklar, sevgili dostlar, CoinDesk Türkiye ekosistem özel yayınımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. Şu geçirdiğimiz son 10-15 gün gerçekten hepimiz için yoğun oldu. Altından kalkmanın çok kolay olmayacağı bir dönem geçirdik. Bu elim deprem felaketi ve ardından gelen süreçte hepimiz gerçekten çok etkilendik, üzüldük. Bu vesileyle hem CoinDesk Türkiye olarak hem de bugün bizlerle birlikte olan herkes adına hayatını kaybedenlere ve bir kez daha rahmet, geride kalanlarına sabır dileyelim. Hastalananlara, yaralananlara, sakatlananlara acil şifalar dileyelim. Gerçekten hepimizin kalpten hissettiği bir dönem. Ve böyle bir dönemde tabii ki kripto ekosistemi de çok önemli bir rol üstlendi. İlk andan itibaren sistemin, ekosistemin gerçekten çok ciddi çabaları oldu. Hala da bu çabalar devam ediyor ve önümüzdeki dönemde de devam edecek sürecin gidişatına baktığımızda. O yüzden bugün aslında ekosistemde bu konuda aksiyon alan değerli temsilcileri ağırlamak ve onların bu süreçteki deneyimlerini dinlemek, nelerin çalıştığını, nelerin daha iyi yapılabileceğini tespit etmek ve aslında önümüzdeki dönemde bir yol haritası çıkarmak, tarihe bir not düşmek üzere bir araya gelmeyi arzu ettik. Bugün stüdyomuzda olan uzaktan bağlanacak çok değerli dostlarımız var. Eminim ki unuttuklarımız olmuştur. Eminim ki buraya davet edemediklerimiz olmuştur. Şimdiden onlar kusura bakmasınlar lütfen. Çünkü çok geniş bir ekosistemden bahsediyoruz. Biz böyle bir ilk adım attık. Önümüzdeki günlerde buna benzer adımlarla mümkün olduğunca bu deneyimleri, mümkün olduğunca bu öğrenimleri hep birlikte konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Sesimiz yettiğince, enerjimiz yettiğince. Bugün ben yalnız değilim stüdyoda. Moderasyonu çok değerli bir dostumuzla paylaşıyorum. Sevgili Çağla Hocam bizimle birlikte. Çağla Gülşen kardeş. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Serdar. Hocam sen de bu sürecin ilk anından itibaren aktif olarak hem yer aldın hem bu konuda çabaları izledin. Senin de duygularını kısaca almak isterim. Tabii memnuniyetle. Tabii öncelikle hepimizi yasa boğan deprem felaketinden dolayı ben bir kez daha hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun demek istiyorum. Bizler bugün hala kendi evlerimizde oturmanın ve günlük hayatımıza bir miktar da olsa devam edebilmenin şansını yaşadığımızın farkındayız ama aynı zamanda bunun sorumluluğunun da bilincindeyiz ve bu sorumluluğu taşıyoruz. Ve Serdar'ın bahsettiği gibi deprem süreci boyunca ilk saatlerinden itibaren kripto ekosisteminden çok değerli arkadaşlarım, dostlarım, bildiğim kişileri farklı mecralardan bir fiil takip etme fırsatım oldu. Ve bugün arşiv niteliğinde onları bir araya getirerek bir yayın bırakmak için bir araya geldik aslında. Gerçekten bugün tam anlamıyla burada ne yaptık sorusundan ziyade bir daha olursa neyi daha farklı yapardın, neyi daha iyi yapardın veya bunu başka birisi inşallah yaşamayalım ama muhtemel bir felaket durumunda, muhtemel bir zorlu süreçte yeniden yapacak olsa ne tavsiye ederdin diye soracağız. Arşiv niteliğinde bilgi ürettiğimiz ve bunu ardımızda sürekli yaşar bir şekilde bırakmayı arzu ettiğimiz bu yayınla ilgili ben çok değerli CoinDesk Türkiye ekibine, sevgili Serdar senin nezdinde teşekkür etmek istiyorum. Bize bütün teknik altyapısını, üst yapısını, imkanlarını ve stüdyosunu açtı ve umarım şu an bizi dinleyen veya daha sonra bu yayını dinleyecek herkes için de faydalı bilgiler üretmeyi başarırız. Bizim aslında ben evet birçok farklı grup ve mecradan farklı farklı zamanlarda kripto ekosisteminin farklı temsilcileriyle bir arada olayları, gelişmeleri takip edip elimden gelen desteği vermeye çalıştım ama anlatacak çok fazla şeyi olanlar var şu an stüdyoda ve Serdar ben hızla sözü konuklarımıza vermek istiyorum. İlk Hocam önce çok kimi teşekkür çağırıyoruz? ederim. Dediğin gibi gerçekten çok değerli konuklar var bugün bizlerle birlikte. Biz sözü onlara bırakalım istiyoruz ve ilk olarak sevgili Efe Buldu'yu davet etmek istiyoruz. Efe, lütfen bize katıl. Sevgili Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle emeklerine sağlık. Teşekkür Gerçekten ederim. işin ilk anından itibaren hem sahada oldun hem kripto cüzdanların açılma sürecinde aktif olarak yer aldın. Ya ben öncelikle genel anlamda sana bir o günü, o anları
bir kez daha bize anlatmanı rica ederek başlamak istiyorum. Nasıl bir süreçti, neler oldu? Bir kere şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ben hala hiç iyi değilim, keyfim hiç yok. Ama bir şekilde burada kurumsal hafızayı da, yani bu bir daha yaşanırsa işte Çağla Hoca'nın dediği gibi, neler yapmalıyız? Bugüne kadar neler yaptık? Bunlardan ders almak zorundayız. O yüzden bu programı yapıyoruz. Size de teşekkür ederim buna vesile olduğunuz için. Öyle sanıyorum ki herkes üç aşağı beş yukarı benzer tecrübeler yaşamıştır duygusal anlamda. Ben ekran başında izlerken bir noktaya kadar işte elimden geldiğince nasıl faydalı olurum diye düşünüyordum. Genelde böyle olaylarda ben bir gönüllüyüm zaten, Ahbap gönüllüsüyüm aynı zamanda. Gidip bölgedeki idari otoritelerle, belediye başkanları, kriz masaları iletişime geçip çok göstermeden destek olmaya çalışıyorum. Ama burada aradığım herkes telefonda ağlıyordu ya da kimseye ulaşamıyordum. Çok çaresiz hissettim kendimi. Ondan sonra Cüneyt Özdemir'in yayınına Hatay Spor Başkanı hanımefendi katıldıktan sonra ben gitmeye karar verdim ve direkt yola çıktım. Yolculuk işte doğa koşulları, kar vesaire yüzünden biraz zordu. Zaten herkes birbirine sarılıp ağlıyordu. Acayip bir içli milletiz. Travmatikti. Benden hemen önce de birazdan gelecekler sanırım Tansel abiyle Nurullu Hoca gittiler. Onları gördüm. Bizim bir grubumuz var böyle dayanışma için kurduğumuz. Oraya vardıktan sonra biz Antakya'ya gittik. Kıyametin ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Gitmeden önce de bu kripto bağışların toplanması ile ilgili cüzdanları oluşturmuştum. Yani hiç insan aklının almayacağı üzüntüler, çok büyük travmalar her anlamda. Yani oradaki hayatını kaybetmiş insanların çıkartılması, yetersiz kalınması. Yani bu yetersiz kalınmak bence ayıp da değil. Çünkü böyle bir şeye yetersiz kalmak çok normal ama organizasyonda ciddi sıkıntılar olduğuna şahitlik ettim. İşte oradaki insanların travmatize olması, 15 milyon insanı etkileyen büyük bir afetten bahsediyoruz. Bilmiyorum nasıl buradan sonra geriye dönülür ama yani benim şirketlerim içinde çalışanlar da etkilendi. Sizin spesifik sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışayım. Efe, şimdi ben tabii bir yandan sürekli seni takip ediyordum ve neler yaptığının çok az bir kısmını anlattın. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Bu yayında bence senden şunu öğrenmemiz lazım. Kripto cüzdanları açma işinden bahsettin. Hı hı. Çok büyük bir iş bu. Neden çok büyük bir iş? Yarın benzer bir felaket yaşandığında senin yardıma ihtiyacın olursa, bu cüzdanları açma sorumluluğunu yerine getiremezsen, bunu yapacak, yani bağışların, kişisel bir cüzdan değil, bağışların toplanacağı ve bu sorumluluğu taşıyan bu cüzdanları açma süreci nasıldı? Sen sonradan keşke şunu böyle yapsaydım dediğin şeyler nelerdi? Ne tavsiye edersin? Ve ben en çok, hatta yayından önce de sordum sana, sen kendi bu cüzdanların şifrelerinin sahibi olan kişi olarak kendi güvenliğini nasıl sağladın? Neyi farklı yapardın veya neyi farklı yapsın bundan sonra birileri? Çok güzel sorular. Teşekkür ederim. Eminim bizi izleyenler de bunları merak ediyordur. Öncelikle yine şöyle başlamak istiyorum. Ben bu milletin bütün evlatlarının yapacağı bir şey yaptım. Yani kim, yerimde kim olsa aynısını yapardı diye düşünüyorum. Benim haricimde katkısı olan herkese de gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Yani ben evet, cüzdanları belki oluşturan kişi benim ama bütün bir ekosistem, bütün paydaşlar, herkes kenetlenip burada uğraştı. Onlara teşekkür ederim. Burada olan arkadaşlarıma da. Şöyle başladı süreç. Haluk abinin attığı tweet'i görünce, bizim Haluk abiyle 2 yıl aşan bir dostluğumuz var. İletişime geçtik ve destek olabileceğimi söyledim ondan sonra. Sabah bakarız diye konuştuk. Benim içime sinmedi ve ben hemen başladım oluşturmaya. Öncesinde de Turkey Relief DAO diye bir aslında oluşum vardı. Ama tabii burada bence kilit nokta MASAK'tan alınan sözlü onay oldu. Dolayısıyla elini Haluk Levent taşın altına koydu. Ben de onu destekleyen biri olarak sadece teknik altyapıyı oluşturma kısmında şey yaptım. Nasıl oluştu onu söyleyeyim. Şimdi birkaç tane yöntem var. Bir, merkezi borsalarda bir hesap açabilirsiniz. Aynı şeyi Haluk abiye de söyledim. Takip edilemez ve çok şeffaf değil. Çünkü merkezi borsalar sıcak cüzdan kullanıyorlar. Kendin dedim bir
üçüncü parti cüzdan uygulaması kullanabilirsin. Bunun en bilineni MetaMask. Ama bu da çok güvenli değil. Bu işin doğru yapılma yöntemi bir Gnosis ya da biz burada Maltese'e gidiyoruz. Bunu da yapan şu an en önde gelen şirket Gnosis. Bu oluşturulması dedim. Yani bilmeyen insanlar için söyleyeyim. Bir banka kasası gibi düşünün. O banka kasasını açacak 3, 4, 5 kaç tane artık isterseniz anahtar üretebilirsiniz. Hepsi aynı anda takılıp çevrilmeden açılamaz. Dolayısıyla soyulamaz. Bir tane Haluk Levent'e cüzdan oluşturuldu. Bir tane benim cüzdanım vardı. Aslında cüzdanı oluşturan da ben olduğum için bütün şifreler bendeydi. Bu oluşturuldu. İlk motivasyon stabil coin toplanması yönündeydi. Ben o yönde geri bildirimde bulunmuştum. Çünkü piyasada bir, şimdi siz ABC token aldığınızda oraya bağış olarak long işlem açmış gibi oluyorsunuz. Çünkü o token'ın değeri düşerse bağışlar da değer kaybediyor. Ama sonra gelen talepler Avalanche Foundation ve diğer bağışçılardan diğer yan cüzdanları, ağ cüzdanlarını da açtık. Nasıl sağladım güvenliğimi? Ben o süre zarfında hem insanlara anlatayım bilsinler. Arabada benim arkadaşım arabayı kullanıyordu. Ben kucağımda bilgisayarla cüzdanları kurmuştum ve yan cüzdanları kurmaya çalışıyordum. Tabii hem bir yandan insanlar afet bölgesinde telefonu çekmiyor Haluk abinin. Diğer insanlar arıyor, endişeler var vesaire. Olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. İşte o cüzdanı aç, bu cüzdanı aç. Bana şöyle telefon geldi. O da diyor, diğer insanlar da diyor. Bunları kurdum. Sonra Bursa'ya geçtik. Çünkü çok yolda kar vardı ve başka bir arabaya geçmemiz gerekiyordu. Kamyonet gibi bir şey, pick-up. Orada bilgisayarımı bir kasaya koydum. Kasaya koyuldu ve kilitlendi. Bilgisayarın içerisinden de logout ettim her şeyden. Yani bilgisayarı çalsanız bile içindekileri alamazsınız. Kodların bir kısmı benim evimdeki kasada, diğer kısmı da benim asistanımda. Yani beş bir birbirine benzemesi bir araya getirmeniz gerekiyordu. Böyle açtık. Bundan sonra neler daha iyi yapılabilir? Şimdi bu böyle bir kar küreme aracı gibi yolu açtı. Zaten hemen arkasından Paribu, hemen arkasından BTC Türk bağış cüzdanları açıkladı. Bundan sonraki süreçte işte AFAD'ın, Kızılay'ın bu merkezi borsalar üzerinde bağış cüzdanları var. Oradan devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii tam bu kriptoya özgü olması için yine multisigli cüzdanlardan DAO'larla yapılması lazım bu işin. Ama günün sonunda bağış toplandığı sürece bir sorun yok. Kripto bağışlarının en önemli kısmı hızlı gelmesi, hızlı ulaşması. Bir saniyenin bile önemi var. Swift yapsa mesela Amerika'da yaşayan biri 5 gün sürebilir, 3 gün sürebilir. Valörlü geliyor. Bunların önüne geçildi ve hani sorularınız olursa onları da daha cevaplamaya çalışırım ama birçok işte pozitif yanı var. Buradaki fonların tamamı aktarıldı mı? Hayır, aktarılmadı. Çünkü merkezi borsalarda tahtası olan tokenları aktarabiliyorsunuz. Önce BTC Türk'ün, BTC Türk'ten Hande Hanım'ın destekleriyle BTC Türk'te Ahbaba bir dernek hesabı açıldı. Ve BTC Türk'ün desteklediği tokenları aktarma önce fırsatımız oldu ki onları da aktarmadık. Belli bir günü bekledik. Ardından çok ciddi bir token kalıyordu elde. Bunun için Binance Türkiye ile iletişime geçtim. Binance Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı da çok destek oldu. Ona da teşekkür ederiz. Ve Binance tokenları, hani orada tahtası olan tokenlar. Tansel Hoca'dan rica ettim. O cüzdana baktı. Çünkü kötü niyetli insanlar her yerde. 150'ye yakın. Belki daha fazla, kendi söyler. O cüzdanı boşaltmak için yollanmış token vardı. Yani onları satmak için iletişime girsem akıllı kontratla boşaltılacak gibi. Mesela bir tane var. Hatırlamıyorum bile adını ama 1 milyon dolar görünüyor. Yani 1 milyon dolar ben bunu satayım falan deseniz hepsi gidecek yani 5 milyon doları. Onların hepsini aktardık. Şu an içeride 350-400 bin dolara yakın para var. Bu paranın çok büyük bir kısmı USDC. USDC tahtası aktif değil Binance'de. Aktarılabilecek hepsini aktardık. Avalanche ağındakiler kaldı. Pax Gold var. Onun da tahtası olmadığı için. Önce şu bir kriz ortamı ortadan kalksın. Ardından da onları aktaracağız. Haluk Levent'in direktifleri doğrultusunda. Süreçte şöyle işliyor. Ben gerekli merkezi borsalarda konuşmaları ve ayarlamaları yaptım. Bu işten sorumlu kişi olarak. Onlara önce bir test transferi yapıyorum. 1000 dolarlık onlar alıyorlar. Ardından gelirse diğerlerini transfer ediyorum. Avalanche gibi, Avax gibi tokenları da botlarla işte interval belirledik. Belli zaman aralıklarında 1-2 güne yayılacak şekilde sattık. Ki piyasaya etkisi olmasın. Çünkü çok tehlikeli bir iş. Bana şey de diyebilirler. Ya sen önden nasıl olsa satılacağını biliyordun. Ben zaten trader'ım. Benim işim spekülasyon. O önden açtın çok büyük paralarla. Para kazandın. O da olmasın diye zamana dağıttık. Ve ben her akşam borsadan
şey aldım, rapor aldım. Şu kadar para transfer edildi Efe Bey, bu kadar para transfer edildi. BTC Türk özelinde bütün bağışların transferi tamamlandı. 50 milyon liraya yakın. Binance Türkiye'de bir miktarı var. Bunlar da tamamlandıktan sonra o cüzdanın içerisindeki kalan paranın da transfer edildiğine şahit olacaksınız. Nasıl transfer edilecek? Cüzdanı merkezi bir borsaya ya da merkeziyetsiz bir borsaya ya da agregatöre bağlayıp satacağız ve USDT'leri ya da işte neleriyse artık stabil coin'leri transfer edeceğiz. Hı hı. Son olarak belki şunu da sormakta fayda var. Efe, çünkü bu da konuşulan konulardan bir tanesi. Orada bir haftalık bir zaman belirlendi. Evet. Acaba bu bir hafta mı olmalı, anlık mı dönmeli? O bir haftada değer kayıpları olursa bunun sorumluluğu sana yazacaktı. Aslına bakarsan teorik olarak. Evet. Yani orada niçin bir hafta, niçin anlık dönüşler değil? Oradaki stratejiyi belki kısaca alabilirsin. İnsanların bence birazcık vicdanlı olması gerekiyor her şeyden önce. Çünkü yani birçoğumuzun uyuma gibi böyle temel fonksiyonları bile zorlanarak yaptığı zaman da biz elimizi taşın altına koyup böyle ağır bir yükün altına girdik. İşte çok oldu, gerçekten haklısınız, böyle işte şu kadar değer. Üçüncü gün mü, dördüncü gün mü neydi, piyasa düştü ve beni şey diye suçlayanlar türedi. İşte senin yüzünden depremzedeler 250-300 bin dolar kaybetti. Ya kardeşim, şimdi nasıl ki hukukta bir ceza var, suçu işlediğinde o cezayı alacağım belli. Buraya bağış yollayan insanların ne zaman satılacağını biliyordu. Haluk Levent söylemişti, bir hafta, ki ben başından beri hep stablecoin yollanması taraftarıydım. Yani bütün bence taraflar ne yolluyorlarsa onu satıp stabil coin yollayabilecek bilgiye sahiplerdi. Belki bazı vergi nedenlerinden yapmamışlardır. Neyse, Haluk Levent bir hafta dedikten sonra ben onu piyasayla alakalı da olabildiğince bilgilendirdim. Bak, piyasa böyle şöyle, ama bu işin doğrusu şudur. Finans dünyasında da 10 küsür yıllık deneyimimle bir kural varsa o kuralı uyarsınız. Bir haftaydı ve ben piyasanın tekrar dönebileceğini gördüm. Satmadık. Günün sonunda bizi o şekilde suçlayanlar kendi aslında argümanları içinde kayboldular. Çünkü 200 küsür bin dolar zararda gibi görünen bağış cüzdanı 200 küsür bin dolar kâra geçerek süreci noktaladı. Dolayısıyla depremzedelere çok ciddi bir ek para gitti. Bunun doğrusu şudur: ya stablecoin toplarsınız ya da anlık olarak botlarla satarsınız. Ama multisigli cüzdanı ne trade için kullanabilirsiniz ne de botlara bağlayabilirsiniz. Ben şimdi kime güveneceğim o koşuşturmanın içerisinde cüzdanın erişimini vereceğim? Öyle şey olur mu? Yani şey, bir midyata giderken eldeki bulgurdan olmak diye bir laf var. Yani öyle olacaktı yani. O yüzden birinci önceğimiz güvenlikti. Güvenliği sağladık. Yani Allah mı yardımcı oldu, ne diyeceğim artık, ama şey de zarar da etmedi. Doğrusu merkezi borsalar üzerinde geldiği gibi satılması sanırım Serdar abi. Aslında bir öğreti de stabil coinlerle bağış yapılmasıyla ilgili belki en başta aksiyon alınması. Evet. Efe, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli şeyler duyduk, çok teknik şeyler duyduk. Ben bir şey daha duydum ve bunu bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Eğer bu yayını kripto ekosistemine bugüne kadar çok uzak kalmış, benzer kar amacı gütmeyen kurum, dernek, platformlar izliyorsa, böyle bir afet durumunda belki de senin gibi konuyu bilen birilerinden destek alıp çok daha dediğin gibi hızlı, kolay bağış toplama alternatifini düşünebilirler. Burada en önemli konulardan birincisi güvenlik. Evet. Şimdi güvenlikten bahsetmişken, biraz önce Efe de bahsetti. Depremin ilk anlarından itibaren benim de birebir şahit olduğum şekilde hem fiziksel olarak sahaya giden hem de bilgisayar başında güvenlikten süreçlerin yönetimine kadar destek veren iki arkadaşımız da aramızda. Sevgili Tansel Kaya ve sevgili Nurullah Dündar. Sizi davet etmek istiyorum ben, çünkü sizden de duymamız gereken çok kıymetli hikayeler olduğunu biliyorum. Bize hem fiziksel olarak sahada edindiğiniz deneyimler ve ardınızda bundan sonraki zorlu zamanlar için bırakmak istediğiniz tavsiyeler, hem de Nurullah senin tarafında da bir cüzdan açma tecrübesi var. Biraz bunlardan ve en önemlisi de güvenlik kısmından biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Bizim
Yolculuğumuz şöyle başlıyor. Ben 1999'da bu depremi yaşadığımızda bir üniversite öğrencisiydim. Birçok bugün kripto varlık ekosisteminde olan arkadaşlarımız gibi o dönem enkaz arama kurtarmada çalışma imkanım oldu. Daha sonra da Van depreminde de görev aldım. Ve bu olay olduğunda da sevgili Nurullah hocamla konuştuk. Ne yapalım dedik. Dedik ki alana gidelim en kısa sürede. Çünkü bu tip olayları olduğunda özellikle o ilk 72 saat çok kritik. Orada aslında geriye sayıyorsunuz. On binlerce ve vefat eden vatandaşımız var. Ama o anda onlar hayattalar. Ve sizin orada yapabileceğiniz çok küçük bir şey bile aslında bir kişinin hayatını kurtarabiliyor. Siz bizzat arama kurtarmada görev almayabilirsiniz ama o görevi yapan insanların işini biraz bile kolaylaştırsanız bir fark yaratabiliyorsunuz. Ardından bağışlar, ardından barınağın sağlanması, yiyeceğin sağlanması geliyor ama o ilk arama kurtarma kısmı çok kritik. Biz de dedik ki alana bir an önce intikal edelim. Takribi bir haftayı beraber geçirdik orada. 48 saatlik bir dönemimiz oldu. Bir 24 saat ara verdik. Tekrar 72 saat daha alana geçtik. Öyle olaylar gerçekleşti. Önce İskenderun'da AFAD'ın koordinasyon merkezine gittik. Bizi Kırıkan'a yönlendirdiler. Dediler ki çok büyük bir yıkım var. Oraya destek olabilirsiniz. Oradaki görevimizi tamamladıktan sonra dedik ki Antakya'ya gidelim. Takribi 40. saatte alana vardık ve biz de işte sizlerin televizyonlarda birçok kişiden duyduğunuz gibi çok bizi şaşırtan bir tabloyla karşılaştık. Yani elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Gece kararmış, sınırlı arama kurtarma faaliyetleri var. Enkazların başında yakınları insanların genelde veyahut da bizzat depremzedeler ısınmaya çalışıyorlar. Biz de o şeyin içerisinde kendimize bir alan, bir görev bulmaya çalıştık. Çok basit şeylerle başladık. Yani işte bana bir balyozun sapını getirebilir misin? Bir spiralin taşını bulabilir misinle başladık. Sonra bizzat yaralıları çıkarmaya geldi, yaralıları taşımaya geldi. Allah nasip etti, 3 kişinin kurtarılmasına vesile olduk. Ama bir hastamızı daha sonra hastanede kaybettiğimizi öğrendik. Cenazeler çıkardık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Nurullah hocam da detaylı aktaracaktır ama her karşılaştığımız insanın apayrı bir hikayesi var. Ve o hikayenin yani birazından yakınından tutmanız bile bir destek. Ve oradaki yaptığınız şeyler çok farklı. Bizler de çok etkilendik tabii bu durumdan. Sonra döndükten sonra da diğer arkadaşlarımızın çok güzel faaliyetler yaptıklarını gördük. Kripto varlık bağışları toplamışlar. STK'larımızı harekete geçirmişler. Onlara destek olmaya çalıştık. İsterseniz Nurullah hocam bir miktar bahsetsin alanda yaptıklarımızdan. Sonra şu cüzdan kısmına evet. Ben tekrar geleyim. Buyurun hocam. Öncelikle çok büyük bir acı. Milletimizin başı sağ olsun. Yani tekrardan ölenlere rahmet, kalanlara da sabırlar diliyorum. Ya çok böyle esasında üzerine konuşacağımız bir ağır bir yük var ki dil dönmüyor, böyle takat kalmıyor, paylaşacak bir şey kalmıyor. Biz yaklaşık da bir haftadır o bölgedeydik ama hala oranın etkisinden kurtulamadık. Bizi o hangi motivasyon bizi oraya sevk etti? Biz o gün işte sizlerin de olduğu bir büyük bir toplantı yapacaktık o akşam. O toplantıyı iptal ettik. Ona çok ciddi hazırlık yapıyorduk Tansel hocamla. Sonra ya yerimize duramıyoruz, bir şey yapmamız lazım. Yani orada bir kardeşin bir derde bürünmüş ve çok can derdine düşmüş ve yerinde oturabilecek bir takat bırakmıyor sana. Buradan ne yapabiliriz, ederiz falan derken hayır ya dedik. Yani bizim böyle bir misyonumuz yok. Gideceğiz sahaya. Bir nebze de olsa, birinin belki bir eşyasını taşısak dahi, yani en küçük şeyi yapsak dahi sahada olmamız lazım dedik. O motivasyonla o gece yola çıktık. İlk önce İskenderun, ardından Kırıkan, hocamın da bahsettiği gibi Antakya'ya geçtik. Tabii Antakya'da fecaat bir durum söz konusuydu. Yani diğerlerinde de durum çok iyi değildi ama Antakya'da bizim gittiğimizde bölgede çalışmalar çok kısıtlıydı, sınırlıydı. Elektrik yok, hiçbir şey yok. İnsanların çok büyük bir bölümü, biz Antakya'ya girerken şehirden dışarı çıkıyorlardı. Biz girerken yollar boştu. Ve şehirde kimse kalmamıştı. Çok ürkütücü, böyle hani teşbih tahta olmaz ama işte o filmlerde karşılaştığınız senaryo var ya, birebir orada onu şahitlik ediyorsunuz. Ben bir enerjiden akabinde şahitlik ettiğim bir enkaz kurtarmadan, çünkü biraz da artık
kötüleri değil de iyileri, iyi şeyleri konuşalım da biraz bizim de ruhumuzu beslesin diye iki şey bahsedeceğim. Birincisi ben kurtarılmış, özür diliyorum, kabullenme enerjisi diyorum buna. Bir futbol maçı düşünün. Bir futbol maçında bir takım gol yer. O takım gol yediği zaman biri kendi içlerinde kavga eder. Biri hakeme kızar. Teknik direktör öbür taraftaki futbolcuya niye böyle şey yaptın diye ona sitem eder. İçlerinden birisi de o futbol topunu kaleden alır. Götürür santra vuruşuna koyar. Ve der ki hayır dönün biz bunun hemen telafisini sağlayacağız. Tekrardan gol atacağız der. Bu kabullenme enerjisidir. Ben bizim ekosistemimizde bu kabullenme enerjisini gördüm birazcık. Yani birbirleriyle dalaşmak, didişmek falan değil. Hayır ne yapabilirim? Evet başıma bu afet geldi ve ben bu afetle ilgili bir çözüm üretmem lazım. O futbol topunu alır, koyar ve hemen akabinde de o mücadelesiyle onu başarır. Biraz bizim ekosistemin bunu başardığını görüyorum. Dolayısıyla bu beni çok ciddi manada memnun eden, mutlu eden bir şeydi. Özellikle kripto bağışları, işte ekosistemin orada bulunması, sosyal medya gücünün çok ciddi manada kullanılması vesaire. Hakikaten çok necip bir milletiz biz. Yani bir senin vatandaşından veya herhangi bir dünya vatandaşından birisinin bir derdi varsa o derdi içselleştiriyoruz. Onun derdi senin derdin oluyor. Ona bir çözüm üretme ihtiyacı hissediyorsun. Bu tarafta. Bir de güzel bir hatırayı anlatayım. Sonra tekrar Tanser Hocam'a söz vereyim. Biz tabii gittik oraya. Gece vakti vardık Antakya'ya. Gündüz İskenderun Kırıkan tarafındaydık. O gece vardık. Gece vardığımızda enkazda tabii çok kimse yok. Bir inşaat ekibi gelmiş Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nden. Onlar elinde alet edevatı var, jeneratör var ve enkazda ses duyulduğu zaman kurtarma faaliyeti gerçekleştiriyor. Biz de hocamla etrafta ihtiyacı kim var ona gidiyoruz. Ses varsa ses duymaya çalışıyoruz. Enkazın üstlerinde geziyoruz. Bir tane Cuma amca, sonra adını öğrendiğim bir Cuma amcayı gördüm. Amca ne yapıyorsun dedim. Hayırdır bir derdi var. Dertli bir şekilde yürüyor. Ya oğlum enkazda konuştum dedi. Şimdi tabii afet bölgesi, herkes enkazın başında ve ses geliyor diye bir yakarışta. Çünkü kendi yakını orada ve o ses geldiğiyle ilgili size yardım edin diye bir talepte bulunuyor. Şimdi tabii her ses geliyor sözüne de gidemiyorsun, ekip sınırlı. Emin olman gerekiyor sese gidebilmen için. Cuma amca emin misin diye tekrar sordum. Dedi ki ışık tuttu oğlum bana dedi. Işık tuttu deyince başka bir veri geldi. Dedik ki yani ışık var demek ki sesten öte başka bir şey. Bina komple çökmüş. En alt katta. Bu arkadaş bir de bodrum var ama bodrum çökmemiş. Bodrum ayakta. Çok küçük bir boşluk var o bodrumun oraya girebileceğin. Yani ışığı oradan görmüş Cuma amca. Ben göremedim ışığı. Biz hemen o Seyfettin inşaatçı ekibi çağırdık. Dedik ki ya burada ses var, ışık tutulmuş. Hemen buraya girelim. Hocam tamam girelim. Bir tane çok zayıf bir tane çocuğu içeriye gönderdiler. Hemen bulmuş. İsmi Hikmet. Hikmet'i konuşmuş, muhabbet etmiş. Hikmet... enkazın altında yaklaşık 50 saate yakın değil mi hocam? Orada 50 saatin altında enkazda kalmış. Ve şu cümleyi kurmuş o arama kurtarma faaliyetine giden inşaatçı çocuğa. Demiş ki ya benim durumum iyi. Çok üst düzey bir kanamam yok, sıkışıklığım yok. Ben 8-10 saat daha burada geçiririm. Başka acil birisi varsa gidin onu kurtarın demiş. Şimdi çok üst düzey bir metanet bu. Yani herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Çünkü enkazdasın. Belki bina bir artçıda yıkılacak. Ölüp gideceksin orada. Neyse velhasıl hayır dediler. Onu oradan çıkarttılar. Enkaz çıktı. Yürüyerek çıktı Hikmet enkazdan. Çok hoş bir şeydi. Biz Hikmet'e, o dakika çok enteresan. Hikmet çok nasipli bir adam. Biz ondan önce bir Nesin teyzeyi enkazdan çıkartmıştık. Nesin teyzeyi taşıyacak şey bulamadık. Battaniye veya travma tahtası. Zar zor bir yorgana sardık, indirdik aşağıya. Tevafuk tam böyle onu neyle taşıyacağız diye derlerken Tanser Hocam travma tahtasıyla koşarak geliyordu. Onu travma tahtasına yatırdık. Akabinde çıktık. Onun Hikmet olduğuyla ilgili komşularından bir tanesinin ya Hikmet'i çıkarttık dedik. Sonrasında konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Aa rapçi Hikmet mi dedi. Hikmet rapçiymiş. Şarkı yapıyormuş. Ben de o biz şimdi 72 saat yaklaşık enkaz bölgesinde kaldık. İstanbul'a döndük. İstanbul'a döndüğümde bunu bir araştırayım dedim. Yani yazdık YouTube'a. 210 tane şarkısı varmış. Çok şaşırdım. Ve rastgele bir tanesini tıkladım. Şarkıyı dinlemeye başladım. İlk dinlediğim şarkısı. Şarkı çok enteresan. Sözleri şöyle. %100 yeraltı Antakya fay attı. Bu deprem denizden gemiler yan yattı. Tarih mi arıyorsun? Bak yerin dibine. Eşele beni bul. Çıkart hadi gün yüzüne. Bu şarkıyı 5 yıl önce yazmış Hikmet. Ben bu şarkıyı dinlediğim an dondum.
Yani dedim ki, sonra tabii Hikmet'le buluştuk, onunla iletişime geçtik vesaire. Ya dedim, Hikmet sen kendi kaderini çağırmışsın dedim ya. Yani enkaz altından. Hocam hepimize ilginç bir merak da uyandırdınız. Bir şey, çok ilginç bir hikayeymiş. Bunu belki ayrıca işleyebilir Serdar Bey de buradan şeyimiz olsun. Hepimiz bir dinleyeceğiz sanırım önce şarkıyı. Şimdi çok çok gerçekten o anı yaşayarak ve bize de yaşatarak anlatıyorsunuz. İşte kripto ekosisteminin renkleri. Nurullah Hocam üniversitede hem bu alanda ders veriyor hem de çok genç girişimci ruhlu öğrencilerinin projelerine destek veriyor. Bir yandan Tansel Hocam diyeceğim. Gerçekten çok derin bir geçmişi var teknoloji alanında ve bugün bu alanda kriptoyla ilgili hem teknoloji üretiyor hem geliştiriyor hem de bu felakette fiziksel sahada ve bilgisayar başında destek veriyor. İki tane çok önemli duymak istediğim şey daha var sizden. Bir, Efe'nin biraz önce bahsettiği bu cüzdanlarla ilgili, güvenlikle ilgili neler yaptınız? Bundan sonra benzer şeyleri yapanlara ne tavsiye edeceksiniz? Neyi daha iyi yapabilirdik? İki, diğer tarafta Nurullah Hocam cüzdanların açılışıyla ilgili nasıl farklı bir alanda farklı bir koordinasyon yaptı? Ne tavsiye eder buradan benzer durumlar için, bundan sonrası için? Tamam. Şimdi Efe Bulduk çok tecrübeli bir isim. Kripto varlık ekosisteminde hem bütün varlıkları tanıyor, ekonomik değerleri biliyor ama teknik olarak da çok becerikli bir isim. Ama sağ olsun beni arada dedi ki, Tansel abi dedi, bu varlıklarla ilgili görüşüne ihtiyacım var. Bunların arasında sakıncalı kontratlar olabilir. Bunların bir sırası olması gerekiyorsa bununla ilgili bize bir rapor hazırlar mısınız dedi şirket olarak. Aslında buna ihtiyacı yok ama çok iyi bir şey yapıyor, sorumluluğunu paylaşıyor. Biz de, bizim ekibimizde de çok yetenekli arkadaşlarımız var. Hep beraber oturduk, baktık, bir rapor ürettik. Bu raporda da hem dediğim gibi sakıncalı kontratlardan, varlıklardan ayırmaya çalıştık. Yapmaya çalıştığımız şey de şu, bu varlık kaç kişinin elinde, ne kadar transfer edilmiş, özellikle bu üretim süreci nasıl olmuş, o da aslında dolandırıcılık hedefiyle üretilmiş varlıkları anlamanız için bir şey, veri sizin için, işte sosyal medyada ne kadar bilgileri var. Bu varlığa dokunmalı mıyız ya da dokunacaksak da ne sırada dokunmalıyız, bununla ilgili bir rapor ürettik. Şimdi ben de aynısını yapabilirim, ben diyebilirim ki şirket olarak imzalıyoruz. Benim sözüm yeterlidir. Daha başka birisine bir şey sormaya gerek yoktur. Biz de şöyle bir şey yaptık. Dedik ki arkadaşlar, böyle bir rapor hazırladık. Lütfen bakın. Bir hatamız var mı? Öneriniz var mı? Çok değerli arkadaşlarımız var. Bu süreçte ilk Binance Smart Chain'e kuruluyor akıllı kontratlar, bu safe kontratları. Sonra bunları diğer ağlarda da kullanabilmemiz için Tervelix ve Chainway'den Orkun arkadaşlarımız var. Onlar devreye girmişler. Onlar da görüş bildirdiler. Dediler güzel gözüküyor rapor. Burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Bir, bizim mottomuz ne? Özellikle işte Bitcoin'de don't trust, verify. Biz güvenmiyoruz, kontrol ediyoruz. Biz dağıtık biçimde güven üretiyoruz. Biz bir kuruma, bir kişiye güvenmiyoruz. Biz kendi bilgimiz oranında bir şeyi doğrulayarak orada bir güven telkin etmeye, yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki gayretimiz şu. Efe'nin omzundan biraz yük alalım. Allah göstermesin bu varlıklar çalınabilir. Depremzedelerin kripto paraları çalınabilir. Ama burada bu sorumluluğu paylaşmamız lazım. Bu riski paylaşmamız lazım. Ben de bunu arkadaşlarıma aktarıyorum ve biz bir topluluk olarak bunu en sağlıklı biçimde nasıl yapacağımızı belirliyoruz. Böyle yaptığınızda %90 bir şey olmuyor zaten. Yani bu bilgi birikimiyle hareket ederseniz, bunu paylaşırsanız, sorumluluğu paylaşırsanız bir sıkıntı olmuyor. Bu da zaten kriptonun, blok zincirin ana felsefelerinden biri. Bu güzel bir şey, öğrendiğimiz bir şey. Dediğim gibi çok şükür bir sıkıntı yaşamadan bunu gerçekleştirdik. İnşallah da bundan sonrası içinde önünü açtık. STK'ların, insani yardım kuruluşlarının kripto varlıklarla bağış almasının önünü açtık. Bunun teknik olarak nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir süreç başladık. Bunu da hep beraber yaptık. Muhakkak ki Efe arkadaşımız inisiyatif aldı. Biz ona karınca karınca destek olduk ama bunu hep beraber yapabilmek çok önemli. Çünkü gelen varlık da öyle geliyor. Herkesten 5 lira geliyor size. Bir yerden böyle büyük paralar akmıyor. Madem bu hep birlikte yapılıyor, hep birlikte de taşınmalı ve yere düşürmeden de sahibine ulaştırılmalı. Topluluğun gücü çok değerliydi burada, o kripto varlık hesaplarının açılması konusunda. Yani herkes tek bir ağızdan, yurt dışından acil buraya yardım toplamamız lazım ve çok hızlı kripto bağış hesaplarını açalım. Bu ciddi manada bir hakikaten lobi faaliyeti gibi değerli bir karşılık buldu. Bir yandan da buldu. Risk aldı herkes değil evet, mi? Evet, herkes de bir yanda risk aldı. Yani özellikle kripto varlıklara karşı kamu otoritesinin bakışına
bir tabiri caizse risk alarak yol izledi. Ben hakikaten Efe çok değerli bir iş yaptı. Bizim yaptığımız bir şey değil. Yani ben birkaç tane insani yardım kuruluşuna merkezi borsalarda hesap açmasına vesile oldum. Bunun ötesinde başka bir şey yok. Sadece pozitif manada hakikaten belki bugün yine tarihe geçsin. Hoşuma giden bir mesele bu. İnsanların, kripto ekosistemini çok bilmeyen insanların kripto varlıklar olan bakışıyla ilgili bir pozitif bir katkı sundu bu süreç bizim esasında. En büyük kazanımlarımızdan bir tanesi de bu oldu. Belki bundan sonraki regülasyon süreçlerine de pozitif bir katkı sunacak. Yani dünyanın her yerinden çok hızlı bir şekilde anlık masrafsız bir fon toplayabildik. Yani çok ciddi de bir değer kattık. Daha da iyisini yapabilir miydik? Daha da iyisini yapabilirdik. Ama bu bir başlangıç oldu. Bundan sonraki süreç için esasında bizim önümüze çok güzel de bir katkı sunmuş oldu. Regülasyonu da duyduk. Bir de evet. Öyle bir gerçek var hayatımızda. Tansu Hocam, peki yani şu sürece baktığınızda bir sonraki dönemde böyle bir şey yapmaya kalksak, şunu daha iyi şöyle yapardık veya şurasını şöyle yapsaydık çok daha iyi sonuç alırdık diyebileceğiniz ne olabilir? Ya şeye girmeyeyim. Dediğim gibi afet öncesi işte yapısı tohumuzla ilgili ne yapacağız, arama kurtarma ile ilgili ne yapacağız, ama kripto ile ilgili biz ne yapabiliriz? Yardımların büyüklüğünü arttırabilmek için yapabileceğimiz önemli şeylerden biri de uluslararası kripto para ekosistemiyle daha fazla etkileşim içine girmek. Bizim maalesef özellikle Twitter'da gerçekleşiyor toplu faaliyetlerimiz. Telegram'da gerçekleşiyor ama Türkçe gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında Türk kripto varlık ekosisteminin gücünü ve etkinliğini tam aktaramıyoruz. Ve bu da biraz şey işte solidarity diyorlar ya, yani ne kadar çok sohbet ederseniz, insani ilişkiler kurarsanız bağlarınız o kadar kuvvetleniyor. Böyle bir zamanda da o desteği alabiliyorsunuz. Bunu arttırmak için tüm dünya çapındaki topluluklarla daha fazla etkileşim kurmamız lazım. Belki bunu yapabilecek arkadaşları öne çıkarmak lazım. Mesela biz işte hep söylüyoruz, İTÜ Blockchain'de bir arkadaşımız var, Ulaş. Ulaş'ın yeşil pasaportu var, diyoruz ki seni elçi yapalım, bütün hekatonlara git, ne olur herkesle arkadaş ol. Bu işin şakası ama aslında işte diğer buradaki arkadaşlarımız da öyle. Etki alanı olan arkadaşlarımızın etki alanını geliştirmeliyiz. Tüm topluluklarla, sadece işte Ethereum'la değil, Cosmos olur, Solana'sı olur, ne olursa hepsinde olan etkileşimimizi arttırmalıyız. Ve bu şekilde de bizim ekosistemimizin bu tüm dünyadaki network'ün önemli bir parçası olmasını sağlamalıyız. Bunu bence yapmamız gerekiyor. Efe'nin yanılmıyorsam ekleyecek bir noktası var. Efe? Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi geliyor mu sesim? Ses geliyor. Mikrofonun kapalı da olabilir. Onu kullanırsın. Tamam ama bu mikrofon da... Bence geliyor okey. Okey. Ya şunu bence daha iyi yapabiliriz bir sonraki sefer. Mesela Vitalik bugün Bloomberg yayında da söyledim. Bir Ethereum attı test için. Sonra Türkiye'deki yüz binlerce takipçili hesaplar işte küfür etmeye başladılar adama. Ya şimdi Vitalik'in bana sorsanız 1000 Ether mi atsın, bir tweet mi atsın? Tweetini tercih ederim çünkü 4 milyon takipçisi var. Çok uzatmak istemiyorum. Bence birazcık daha stratejik davranmalıyız. Biz çok duygusal bir milletiz. Böyle şeylerde bugün yine söyledim. Yani sahada kazandığını masada kaybetmek. Niye kaybediyorsunuz ki o adama? Niye küfür ediyorsunuz yani? Ve bunu görmeme ihtimali yok çünkü büyük hesaplar yapınca böyle şeyleri daha iyi yönetmek lazım. Ya komünite yönetimi, tahammülümüz, tam biz de acı çekiyoruz yani kardeşim, ama biz de küfür etmiyoruz. Bir fayda sağlamadı yani. Belki 5 değil 105 olacaktı o insanlar tweet atsaydı. Bu da bir öğreti oldu evet. Komüniteye belki de. Sinirimizi ve acımızı da yaşamayı bilmek ayrı bir erdem, öyle sanırım. Metanet çok önemli bir kavram. Çok teşekkürler Efe katkın için. Hocam, hocalar, size de çok teşekkür ediyoruz. Çok gerçekten emeklerinize sağlık, çabalarınıza sağlık. Evet hocam, gördüğünüz gibi aslında kolay bir yapı değil baktığınızda. Çünkü bir de şöyle de bir şey var, şunu da kabul etmek lazım herhalde, yanılıyorsam lütfen siz de düzeltin. Sonuçta Türkiye kripto ekosisteminin belli bir olgunluğa eriştikten sonraki ilk aslında karşı karşıya kaldığı majör büyük olay bu. Dolayısıyla bundan önce çok büyük öğrenimler önümüzde yok. Çok benzer olaylara verilmiş tepkilerden çıkan en iyi uygulamalar, en iyi yaklaşımlar diye bir yol haritamız yok. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir öğrenim süreci oldu diye düşünüyorum. Biz de mesela CoinDesk Amerika'daki dostlarımıza yaşadığımız olayın vehametini anlatmamız birkaç gün aldı. Çünkü gerçekten oradan baktığında onu hissedemediği için onu algılayamıyor.
Belki biz de onların yaşadığı bazı şeyleri o kadar yakından algılayamıyoruz, hissedemiyoruz. O yüzden çok uğraşmak gerekiyor. Hatta hani hocam iletişimde bir şey vardı ya, bir mesajın biri tarafından tam olarak algılanması için 17 kez mi 18 kez mi ne tekrar edilmesi gerekir diye. Dolayısıyla aynı şeyi bıkmadan 18 kez anlatmak gerekiyor yer etmesi açısından. Bu açıdan da bu tarz koordine çabalar çok kıymetli. Ama regülasyonu duyduk dedi. Evet ve ben o zaman... biraz önce Nurullah Hoca bahsettiğinde ben kendim de tabii orada Haluk Levent onay verdi. Efe cüzdanları koordine etti. Bizim grupta bunun haberi geldi. Gelir gelmez buraya yardım yapın diye tweet atanlardan biri de bendim. O yüzden üstüne basa basa ekosistem bir risk aldı dedim. Ama hı-hı, neyin riskini aldı? Belki regülasyon, o yüzden evet, bir anda konuşmak istedim ben. O zaman bunu soralım. Kime soralım? Sevgili Nesibe Kırış'a soralım. Nesibe, bize katılır mısın? Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Hoş merhabalar. Çağla Hoca'nın da söylediği gibi aslında bakarsan bir gri alan vardı. Yani başından beri çok bilinmeyen sulardı. Tamam, hani kripto parayla ürün hizmet satın almasına yönelik net bir düzenleme var. Ama bu tarafta ne zaman hani bu felaket öncesi konuşsak, değinsek böyle bir soru işareti vardı. Ama o gece bir aksiyon alındı ve gerçekten de önemli bir açılım sağladığına inanıyoruz hepimiz. Senden dinleyelim ne oldu o akşam, çünkü sen de o süreçlerde yer aldın ve gerçekten de neyi aştık, bundan sonra nereye doğru ilerlemeliyiz bu noktada? Çok hızlı bir şekilde aslında bize gelen ön yargıyı aşmış olduk. Çünkü hani sanıyorum ki Efe de bahsetti. Hani Türkiye'de ciddi manada kriptoya karşı bir ön yargı var ve bu ön yargı sadece bireylerde değil, hem kamu tarafında hem de kurumsal tarafta var. Ve günün sonunda baktığınızda aslında bu ön yargılar vatandaşı besliyor. Bir noktada çünkü vatandaş bir otorite arıyor herhangi bir şeye güvenmek için. Ve bu otoritenin aslında söylediği şey sizin yaptığınız ve pratikte gerçekleşen olaylardan çok daha önemli oluyor. Yani vatandaş orada sizin yaptığınız yardımları mevla olarak görse bile bir noktada içerisinde bir sıkıntı çıkacak mı diye arıyor sürekli olarak. Yani ben şu şekilde anlatayım, biraz da hani hikayesiyle başlamak istiyorum. Zaten deprem olduktan sonra, şimdi ben kendi adıma konuşayım, bugün hatta yazıda da yazdım. Biz genel olarak ekosistemde 20-30 yaş aralığında daha yoğunlaştığımız için aslında bu deprem felaketi bizim tam anlamıyla gerçeğimiz daha önce olmadı. Yani böyle liseden sonra hani bunları yaşayıp 99 depreminde o felaketin içerisine düşmedik. Neyse ki sosyal medya var. Biz orada ne olduğunu tam anlamıyla anlayabildik, görebildik. Çünkü yaşanılan acılar aslında sosyal medya sayesinde herkesin bireysel bir medyası olduğu için bu kadar güzel şekilde aktarılabildi. Güzelden kastım aslında gerçeklikten söz ediyorum. Çünkü ulusal basında her şeyin tam doğru aktarılmadığını da görmüş olduk. Bunlara şahit olduk zaten. Çünkü sahadaki arkadaşlarımızın aktardığıyla aslında ulusal basının yansıttığı şeyler çok daha başkaydı. Ondan sonra bunu anladıktan sonra zaten kriptoda yani gerçekten çok az insan olduğumuz için hepimiz birbirimizi etkinliklerden az çok tanıyoruz. Şöyle bir avantajımız vardı. Herkesin gerçekten ne de iyi olduğunu çok iyi biliyorduk biz ekosistemde. Yani hani işte teknik taraf deyince bu kişiye gidilir, regülasyon deyince bu kişiye gidilir, işte marketing dediğimizde şundan destek almamız lazım. O yüzden hani kendi Telegram gruplarımızda zaten genel itibariyle ne yapabiliriz sorusuyla karşılaştık. Ne yapabiliriz sorusunda hep şöyle bir sıkıntı oluyor. Tamam yapalım da... Yani anonim olmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Ben ismimi söylesem tamam arkadaşlar, ben kendimi öne atayım ama hani günün sonunda yardım yapmaya çalışırken bu yardımların tamamen tökezlemesi ihtimali de var. Tamam anonim olsun, işte madem STK var, bizim merkeziyetsiz dünyamızda da DAO'lar var. Tamam DAO kuralım ama DAO'lar yani tüzel kişiliğe sahip olmadığı için bağışı nasıl alacağız? Yani sürekli bir regülasyona takılma vardı. Hani ne yapabiliriz diye şey yaptık ve hani regülasyon aslında gri alanda herhangi bir böyle şey de olmadığı için, gri alan olduğundan dolayı bir istisna arayamıyorsunuz. Çünkü zaten alanı tanımlayan bir şey yok. Bir tek Merkez Bankası'nın yönetmeliği var. Bakıyorsunuz orada zaten yasak çok net. Diğer taraftan bakıyorsunuz masanın şüpheli işlem bildirileri var. Biz alsak herhangi bir borsayı buna ikna etsek ve içeriye yüklü bir miktar girse, yüklü bir miktar masaya takıldığı noktada biz ne yapacağız? DAO'lar üzerinden alsak, tamam aldık,
globalde yaydık, bağışları aldık multisig cüzdanların içerisinden, problem yok. Ama bunları yine aktardığımızda problem olacak ve her şeyden öte bağış toplama yetkimiz yok. Çünkü anonim olduğundan dolayı işte cüzdanların aslında hani kime ait olduğunu bir noktada bilmediğimizde, makbuzlar kesildiğinde kimin üzerine makbuz kesilecek? Çünkü yardım toplama yönetmeliğin, bağış toplama yönetmeliğinin içerisinde de aslında bu makbuz kesim şeyleri bile, hani ayrıntıları bile yazıyor. Şimdi böyle bir şeyin içerisinde kalınca herkes aslında Nurullah'ın dediği gibi şey, tamamen şey yapmaya başladı, lobby yapmaya başladı. Zaten ben şunu gördüm, hani Haluk Levent ilk IBAN paylaşmaya başladığında hepimiz saldırdık. Neden? Biliyoruz çünkü yani bu teknolojinin ne işe yaradığını ve ne yapabileceğimizi bildiğimizden, ki bunda aslında Ukrayna ve Hindistan ciddi bir örnek oldu bize. Yani ama orada şöyle bir fark vardı. Ukrayna ve Hindistan'a bağışlar gitti ama bunlar tamamen hükümet eliyle zaten hani izin verilmiş ve legal bazı hani şeylerle aslında regülasyon değil onlar, ama hani Cumhurbaşkanı kararı niteliğinde şeylerle, kararlarla çıktığı için bir meşruluğu vardı ve bu sayede de aslında gri bir alanı tamamen temize çekebiliyordunuz. Ama işte bizde herhangi bir yönetmelik vesaire çıkma ihtimali yok. Ne yapılabilir? Herkes kamudan tanıdıklarına, kurumsaldan baskı yapabilecek tanıdıklarına hani kripto cüzdanı açılmalı dedi. Hatta ben Haluk Levent'in ilk IBAN postunun altında o kadar çok kripto yok mu, kripto yok mu, ki ben de onlardan biriydim. Çok da küfür yedim. Hani şuradan yedim işte, kripto açalım da paralarımızı mı işte dolandırın bilmem ne falan diye. Çünkü ciddi bir ön yargı var. Bu arada bu ön yargıyı da ayrıca ele alacağım. Çünkü bence burada biraz bizim de eksik anlatımımız var. Ben bunu da hani konuşmak istiyorum. Sonra hani bir şekilde herkes hani belki de konuştu. Bir noktada birileri ikna etti. Ve MASAK'tan telefon, yani sözlü bir görüşmeyle izin alındı. Tabii bu sözlü görüşmenin ile izin alınmasını ve sadece elimizde Haluk Levent'in MASAK'tan izin aldım tweetinin olması da yeterince globalde güvenilirlik sağlanmasına engel oldu. Evet. Yani çünkü neden? Normalde eğer siz bir kamu otoritesinden yasalara uygun olmayan ya da yasalarda yer almayan ama gri alanda alan bir şeyi meşruluk sağlamak istiyorsanız, bunu ancak yine bir kamu otoritesinin yazılı bir izniyle yapmanız gerekiyor. Ama günün sonunda baktığımızda MASAK'taki, yani Haluk Levent'in de güvenilirliği sayesinde o tweet aslında bizim bir böyle bir küçük bir fişek arıyorduk hani hareket edebilmek için, hepimizin tekrardan böyle çalışmasına vesile oldu. Hı hı. Bunu biz de çok birebir yaşadık Nesibe. Yani ilk işin sıcaklığında CoinDesk Amerika ile haberi yazarken böyle dokümanın üstünden editörle birlikte çalışıyoruz, dedi ki MASAK'ın açıklama linki nerede? Hani onu koymamız lazım diye. Biz onunla bir anlatmaya çalıştık hani bunun sözlü bir izin olduğunu. Mesela bayağı bir ikna etmek için dil dökmemiz gerekti. Gerçekten gri alanda yapılan o manevra belki de bugün yepyeni bir dönemin kapısını açtı. Sence önümüzdeki dönemde bunların hepsi çok daha net, çok daha altı çizilecek şekilde şey yapılır mı, belirlenir mi? Yani şöyle, ben öncelikle hani şu açıdan da bir teşekkür etmek istiyorum. Yani burada aslında yazılı olmayan bir iznin getirmediği meşruluğu ekosistemde güvenilir olan arkadaşlar, yani güven sağlamış ve hani globalde de aslında iletişimi olan arkadaşlarla sağlamış olduk. Yani normalde hani kim $1 milyon şak diye atabilir? Hani bunun için ne yaptık? Gerçekten Turkey Relief DAO, Anka Relief, hani hepsinde ben grupların içerisinde birebir vardım. Hani bir sürü arkadaş, kimisi anonim kalmak istiyordu, kimisi bunun hani kendi hesaplarından da söyledi. Buranın güvenilir olduğuna dair hani birçok şekilde açıklama yaparak globaldeki insanlara seslenmeye çalıştılar. Hani hepsinin gerçekten emeklerine sağlık. Çünkü cüzdanları ne kadar açarsak açalım, globalden bunun haberi olmadığı takdirde biz bağışı toplayamayacaktık. Bir sürü insan da hani Ukrayna'daki kadar işte toplayamadık, biz bu başarılı olamadık dedi. Ben bunu da kabul etmiyorum. Çünkü hani burada bir sürü insanın emeği var. Gece gündüz çalışıldı. Ben hani ilk 7 gün gerçekten hiçbir şekilde offline olunmadı Telegram gruplarında. Hani bunun biraz da sebebi şuydu. Aslında kamudan siz çok net bir hani böyle belge almadığınızda güvenilirliği ne kadar da olsa sağlayamazsınız ve bunun yayılımını da o kadar kolay yapamazsınız. Aslında bu konuda belki birkaç kişiden daha görüş sormamız lazım. Bu bahsettiğimiz, işte hemen sen Ukrayna'yla kıyasladın. Başka şeylerle de kıyaslanabilir. Bu bahsettiğimiz tutar neydi? Az mıydı? Çok muydu? Bunu bir park ediyor
istiyorum. Önce bir tutarı konuşmak istiyorum çünkü. Belki bir sonraki konumuzda da bunu konuşuruz. Hı-hı. Bir Nesibe, belki çok regülasyonu daha önce, kronolojik olarak regülasyon çalışmalarını ülkemizdeki duymamış, takip etmemiş olanlar Hı-hı. vardır. Hani diyoruz ya, bundan sonra farklı STK'lar da böyle bir yolla kendi ekosistemleri veya faaliyet alanları ile ilgili bir kriz anında böyle bir yolla bağış toplamayı düşünürlerse, bu regülasyon, bu yapılan iş ne kadar gri alanda kalıyor? Sen belki hani biraz daha böyle hukuki bakış açısıyla bir Hı-hı. yorum yaparsın. Artı buradaki kronolojiye baktığımızda, bu ahbapın cüzdan açması ve MASAK'tan bunun için sözlü de olsa onay alması ne kadar örnek vaka teşkil eder bundan sonrası için? Bir de üzerine kamu tarafından da kripto para bağışı toplanmaya evet. başladı. Bu da üstüne eklenip örnek teşkil eder mi? Yani içimiz rahat olsun mu? Muhtemel bir yeni regülasyon gelmezse eğer. İçimiz rahat olsun mu konusuna ben rahat olmasın derim, açık konuşmam gerekirse. Hani çünkü burada çok da pembe bulutlar çizmeye gerek yok. Hani regülasyon yaklaşık olarak 3 senedir, 3,5 senedir Türkiye'de zaten konuşuluyor. Ben aktif olarak hani kamu ile ilişkiler danışmanlığı yaptığım için bu sürecin içerisindeyim. Hani oradaki SPK'nın aslında regülasyonunu Vol 1'den Vol 29'a kadar gördük. Ama hani bunun içerisinde şunu fark ediyorum ben bugün baktığımda. Biz sadece kriptonun para kazanılabilen yerleri üzerine odaklandığımız için sadece bunları açıklayabilmişiz bu zamana kadar. Yani ben sadece şunu görebilirim, hani ileriye yönelik olarak ne yapmalıyız ve ne değiştirebilir kamunun bakış açısını. Şu an bir afet dönemindeyiz. OHAL dönemindeyiz ve burada yapılan her şey hani mübah diyelim, yani o oldu tamam, ama bir şeyler normale döndüğünde buradaki bakış açısı tekrar orada olmayacak. Çünkü şu an denildi ki herkes her şeyi yapsın, ama bundan sonra tekrar güne başladığımızda yine TODEX örneği verilecek. Yine FTX örneği verilecek ve hani bu case'ler her zaman için daha ön planda olacak. O yüzden hani ben bundan sonra bir şeylerin çok daha iyileşeceğini düşünmüyorum. Ama bize şöyle, iyileşmesi için şöyle bir bence sorumluluk yükleniyor. Sonuç itibariyle biz de burada bu teknolojiye güvenen insanlar olarak aslında her yerde bunları anlatmaya çalışıyoruz. Regülasyon çalışmaları içerisinde bir sürü çalıştaylar oldu. Yani gerektiğinde kamuyla görüştük. Bu görüşmelerin içerisinde belki bir şeyleri eksik yapmışız. Ve hani kendi işlerimizin yolunda gitmesi, onun dışında ekosistemin büyümesi dışında aslında belki de bu STK, OHAL işte ya da hani herhangi bir afet döneminde bu teknolojinin bize nasıl fayda sağlayabileceğini daha iyi anlatıp daha iyi lobi çalışması yapmalıyız. Ve hani bundan önce yaşadıklarımızın, bundan önce anlattıklarımızdan çok daha farklı, daha hani nasıl diyeyim, iyiliğe dokunan kısımlarının da olduğunu ve bunların işte şeffaflığın aslında merkeziyetsizliğin nasıl bir katkı sağlayacağını ve kurumların içerisinde organizasyonsuzluğun, koordinasyonsuzluğun, ne kadar sıkıntı çektiğimiz buradaki use case'leri gösterip bunları nasıl blockchain teknolojisiyle tedavi edebileceğimizi daha çok anlatmak gerekiyor. Ve birebir olarak hani şu an kripto bağışı yapıldı diye kripto bağışı üzerinden tamamen bundan sonra yasal izin geleceğini düşünmüyorum. Çünkü ne olursa olsun derneklerin zaten şu an kendi bağış toplama şeyleri içerisinde bile yeterli denetim yok. Ve bu denetimlerin aslında SMA hastalarının izinli bir şekilde hani yardım toplayıp galeri açan insanları gördük. Hani bunlar da yaşandı. Sadece kripto ile ilgili değil, ama blockchain teknolojisi üzerinden yeteri kadar teknik bilgiye sahip olmayın, daha denetim mekanizması oluşmadıktan sonra şu an ben burada regülasyonda önünün ciddi şekilde açılacağını düşünmüyorum. Hı hı. Yani tüm bu süreç sonrasında aslında o gri alanı ortadan kaldıracak şekilde net bir izin, bir regülasyon bileşeninin oluşması kritik. Yoksa evet. Bu dönem birazcık daha normalleştiğinde yine eski şeyleri konuşmaya başlarız gibi. Kısaca şeyi de rica edeyim senden. Dedin ya hani kamuyla ekosistemin belki bazı diyaloglarının daha iyi olması gerekiyor veya eksik kalmış olabilir diye. Burada nasıl bir for self edilmesi gerekiyor? Yani bunu kamuya nasıl daha iyi anlatabiliriz? Yani daha önce dijital dönüşüm ofisi mesela kripto ekosistemi içerisindeki aslında daha çok tanınan isimler diyeceğim. Tanınan isimleri çağırmıştı ya da bankaları. Çünkü aslında mesela Avrupa Birliği'nin içerisindeki ülkelerde ya da Avrupa Konseyi'nin içerisindeki ülkelerde baktığınızda regülasyon çalışmaları içerisinde mutlaka sektörün görüşlerinin alınması gerekiyor. Buna dair bir aşama var. Aslında Türkiye'nin de
regülasyon çalışmalarında böyle bir aşama var. Ama biz maalesef ki çok bunlara uyarak gitmiyoruz. Hani kripto ekosistemi birazcık daha sosyal medyayı kullanan ve aktivist bir ruha sahip bir ekosistem olduğu için regülasyon çalışmaları yapıldığında ve leak edildiğinde bir şekilde herkes ses çıkardı ve kamu bu baskıya dayanamayıp sektörü karşısına alıp konuşmak zorunda kaldı. Ama bu konuşmanın çok daha yazılı bir noktada olması, aslında kamunun da buradan belki çıkaracağı ders, bu tür teknolojileri sadece belli bir kesimin anlattığı yerden değil, gerçekten uzmanların bakıp da hani her noktasını A'dan Z'ye ele almak ve bunlarda hani doğru isimlerle çalışmanın gerekliliğini görmüş olduk. Çünkü bakıldığında bugün kamudan izin alınıp bir bağış toplanması istendiğinde yine bizim ekosistemden arkadaşlarımız cüzdanları kuruyor. Demek ki bu kamunun içerisinde yeterli teknik elemanın olmadığı anlamına geliyor. O yüzden hani kimse kimseden ayrı değil. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Madem böyle, madem bu ülkenin yatırımlarını da beraber düzelteceğiz, burada afetleri de beraber hani atlatacağız, o zaman demek ki ekosistemle kamunun daha çok bir araya gelmesi gerekiyor. Hemen ben kendi dilimde tercüme edeyim. Bu bir bilgi almak, bilgi vermek değil, paylaşmak. Aynen öyle. Çift aynen. Tarafı ne kadar şeffaf bir şekilde paylaşılırsa ve arada bir güven oluşursa belki daha hızlı yol kat ederiz. Nesibe çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Evet hocam, şimdi ne yapalım? Şimdi New York'a gidelim kısaca. Sevgili Emily Parker New York'ta bizi bekliyor. Sevgili Emily CoinDesk'in uluslararası yani küresel içerikten sorumlu yönetici editörü. Bu süreçte gerçekten o da çok yakından takip etti. Bizden sürekli an be an bilgi aldı. İstersen hocam bir oraya gidelim. Onun da fikirlerini kısaca alalım. Sonra devam edelim stüdyomuza ve uzaktan bağlantılarımıza dönerek. Ben müsaadenizle Emily'yi hemen davet edeyim. Hi Emily. Hello. Good to see you. Good to see you too. Emily, today we are discussing the reaction of the ecosystem after this unfortunate earthquake incident. And I am witnessing that you and our colleagues in New York are following very closely. So I would like to get your opinion about the importance of crypto for donations, because you have been watching a lot of campaigns globally. So what's your take with the donations and crypto thing? Yes. So, of course, you all know much better than me because you're actually there, but I can tell you a little bit about what it looks like internationally. It's clear that crypto has played a really important role in donations for the earthquake relief effort. I believe the number of crypto donations, it's somewhere, we don't know the exact total number, 5-6 million, right? I think your estimates were something like six million yes, dollars, US dollars. And, you know, I guess one observation I have is that I feel like it's not getting as much attention as it should be, because this is a really important demonstration of crypto, the power of crypto in these kind of environments. And it's a really important part of the story, but I don't feel like it's getting as much attention as it should, because I think this is a really important development, you know, because there's so many people right now with all the recent crypto crashes, FTX, et cetera, really questioning the value of crypto in the world, right? Like, why do we need this? And I think when you have a disaster like this and crypto is a form of sending money in a relatively quickly and efficient way from all over the world, that's a real demonstration of like why crypto has a reason to exist. And I think, you know, that's an important part of the story. Right. You mentioned that it is not taking the enough attention or interest that it should be. What can be some reasons for that? Yeah, I mean, I think there's a bunch of reasons. You know, I think the most direct comparison would be like if you look at how people use crypto to raise money for the Ukraine war effort and how much attention that got and why this is getting a little bit less attention. I think there's various reasons. I mean, I think if one main reason is that with Ukraine, it was kind of like the first real example of this like sort of international crypto fundraising effort at that largest scale. So I think it got people very sort of excited about the potential for crypto. So that got a lot of attention. But I think, you know, one thing is, as we just discussed, it's sort of hard in the case of Turkey to see like, okay, what is the total number? You know, I mean, I think with Ukraine, because this was sort of like a government effort, it was quite easy to keep track of like, okay, this crypto came in
in from, you know, for this token, or, you know, there were very, it was very easy to track and very easy to follow. So I think that's one difference. It seems like with Turkey, there's like a lot of different actors accepting donations. And I think also, you know, and I know CoinDesk Turkey did a really good service of kind of putting all those wallets together. But, you know, for people who want to donate, especially donate crypto, you know, they really need to be reassured that these, like, these are the correct wallets and these are not scams and these are going to be, this money is going to be used in a helpful way. So I think there's like just kind of getting a little bit more of a way to you know, keep track of the number, because I think people are really interested in that, and also keep track of the actual wallets, and also be very clear about where the money is going and what the money is being used for, you know, which is challenging. It's challenging to do that. But I think, you know, those pieces of information would be helpful in kind of getting more people, because I do think people obviously know about these earthquakes and they're concerned. But I think there's, you know, just getting them to know how to sort of react to it. Right. Another important point is that today also we are discussing here in the studio in Istanbul is that we should be much more successful in telling the global audience what's going on here. So any ideas about that? Well, you know, CoinDesk Turkey is always doing a great job. So, yeah, I mean, look, I think that I don't know if people, I think people know what's going on. I wouldn't say people don't know what's going on. I think it's more, again, just sort of like the crypto part of that story. You know, there's probably a way to publicize that more, just to get the crypto community more aware of this and get them more involved. I know that obviously there's been, you know, Vitalik and Binance, and some of these have been a little bit controversial. But yeah, I mean, I think people are aware of the disaster, but I think getting the crypto community more involved in this, I think there's probably, you know, obviously social media is one way to do it, and just, you know, keeping the narrative clear, and again, assuring people that these wallets are legitimate. And because, you know, another problem is, because in Turkey you have, again, various fundraising efforts, and if you're outside of Turkey, you might not know, like, who's who, who's legit, who's not legit, you know. So I think those are ways to get the international community more involved. And I think it's great that CoinDesk Turkey did sort of publish the wallets and give your sort of stamp of approval. I think that definitely helps a lot. Emily, thank you very much. Also appreciate all your efforts in helping us to promote the donation campaign in global CoinDesk ecosystem as well. Thank you very much for joining us. Thank you. Evet hocam, yani Emily'nin söylediği şu konu çok önemli. Yani dışarıdan baktığınızda bir yabancı gözüyle kim kimdir? Bu hesabı niçin bir devlet kurumu açmış, niçin bir sivil toplum örgütü açmış, bu sivil toplum örgütünün resmi olarak bunu toplama hakkı var mı yok mu gibi aslında son derece kağıt üstünde basit temel sorular ortaya çıkıyor. Bizim de buna bir yanıt vermemiz gerekiyor hızlıca. Belki birazcık da uluslararası anlamda hem yeni medya tarafında harekete geçirmek için belli teknikler kullanılıyor. Ama bir de konvansiyonel medyanın kendine has dinamikleri var. Onlara da uygun bir iletişim yan yolunun da açılması gerekiyor. O da bence bu dönemin güzel öğrenimlerinden bir tanesi olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, ve ben Emily'yi dinlerken şunu da düşündüm kendi kendime. Belki sadece uluslararası arenada neden bu cüzdan kamu tarafından açılmıyor veya kimdir bu dude organizasyonu diye sorular oldu dediğinde, aslında ben Türkiye'de de olmadı mı bu diye düşündüm. Yani sonuçta herkesin de bir sivil toplum örgütünü tanıyor olmasını belki bekleyemezdik. Güzel bir noktaya değindi ama şunu da söyledi. CoinDesk Türkiye bunun haberin yayılmasıyla ilgili neler yaptı onu da takip ettim dedi. Ben Serdar bugünkü yayını duyurduktan sonra sosyal medyamdan birkaç mesaj almıştım. Bunların içinde bir de Ankara'dan gelen mesaj vardı. Orada Web3 Derneği'nin kurucularından Buğra Aya'nın ilettiği CoinDesk Türkiye sayesinde evet, buradan. O da çok uğraştı. Evet. Bir imza kampanyası başlattı. Bütün büyük evet. Blockchain kulüpleri ve değişik evet. yapılarda dahil oldu. Onun da orada kıymetli katkıları oldu. Evet. Evet ve tabii yine kendisi bilgiyi paylaştığı için ben de paylaşayım.
Daha kamu tarafında Kızılay'ın kripto cüzdanların açılmasıyla ilgili süreçte de rol almış. O da kripto ekosisteminin attığı sosyal medya mesajlarıyla bunu duyduğunu ifade etmişti. Önemli demek ki bu ekosistemin her oyuncusunun minik minik ama çok büyük bir kolektif faydası oluşmuş günün sonunda. Evet, kesinlikle. Şimdi hocam isterseniz yine çok kolektif faydadan bahsettiğiniz müthiş bir kolektif fayda örneği var önümüzde. Sevgili Eser Özvataf bizlerle birlikte olacak. Açık yazılım ağı Afet.org. Gerçekten de inanılmaz derecede bir çaba oldu. Çok kısa bir süre içerisinde binlerce kişi bir anda bir Discord kanalında toplandı. Yüzlerce diyeyim oldukça yetkin yazılımcı bir araya geldi ve inanılmaz bir sistemi hızlıca ayağa kaldırdılar. Belki birazcık oradan deneyimleri de paylaşmak lazım. Sevgili Eser, bizi duyabiliyor musun? Duyabiliyorum Serdar Bey. Merhaba, çok teşekkür ediyoruz senin de buradaki çabaların için. Gerçekten çok kısa sürede inanılmaz bir organizasyon gerçekleşti orada. Çok kısaca bize anlatır mısın oradaki süreci? Tabii ki, aslında benim çabalarımdan değil, bütün topluluğun çabalarından bahsetmek gerekiyor. Ben sadece şu anda en son kontrol ettiğimde 24 bin kişi vardı bir Discord sunucusu üzerinde. Bu insanlardan bir tanesiyim. Biraz daha sözcü gibi alın lütfen beni. Biz aslında IT sektöründe çalışanlar olarak daha önceki konuklarınızın da bahsettiği gibi Twitter'dan hızlıca örgütlendik ve biraz daha yazılım ekosistemindeki açık kaynak pratiklerini kullanarak nasıl kendi elimizden gelen bir şeyler yapabiliriz sahaya gitmeyen insanlar olarak buna kafa yorduk ve ilk aklımıza gelen fikir aslında Furkan Kılıç'la İrem Kömürcü'nün bir diyaloğu var. Bir ısı haritası oluşturabilir miyiz acaba Twitter üzerinde? Belli tweetler üzerine, özellikle yardım isteyen tweetler üzerine. Bu fikrin üzerine gitmeye başladık. Günün sonunda STK'larla iletişime geçtiğimiz anda şunu fark ettik ki bizim bu harita sistemimizden çok belli noktalarda veri sağlama ile ilgili sahada ihtiyaçlar var. Çünkü sahadaki insanların ihtiyaçları biraz daha önemli hale geldi ve birden kendimizi veri platformu halinde bulduk. Belli STK'lara periyodik olarak Twitter'dan aldığımız veya Instagram gibi kaynaklardan aldığımız verileri beslemeye ve bu verinin de rafine bir hale gelmesiyle ilgili özellikle AI tarafındaki bazı pratikleri ya da işte hali hazırda sektörde deneyimli arkadaşların kullandığı adres ayıklama sistemleriyle bir araya gelerek rafine veriyi STK'lara aktarmaya çalıştık. Daha sonra da daha çok insanın bize katılmasıyla beraber daha farklı kuluçka projelerimiz oldu. Yani sadece afet harita dediğimiz sistem değil ya da deprem yardım, deprem ayo gibi sistemler değil. Daha farklı mobil uygulamalar, işte ihtiyaç üzerine olan uygulamalar, lojistik olarak nasıl sahaya yardım götürebiliriz çözümleriyle ilgili geliştirilen uygulamaları GitHub üzerinde açık kaynak olarak geliştirmeye başladık ve aslında bir kuluçka merkezi gibi açık yazılım ağının altında çeşitli ürün grupları oldu. Bunların tabii ki işte belli proje yöneticileri ve proje sahipleri olmaya başladı. Bir anlamda sektörde kazanmış olduğumuz pratiği bu birkaç gün içerisinde oluşturduğumuz Discord sunucusu içerisinde belli bir yazılım organizasyonu, sanki bir halihazırda yazılım vakfı varmış gibi pratik etmeye başladık. Dediğim gibi aslında bir gönüllü ağıyız. Böyle resmi bir şeyimiz yok. Tanımımız yok şu an için ve daha çok şu anda sahanın isteklerine göre belli yazılım çözümlerini açık kaynak olarak ulaştırmaya çalışan gönüllüleriz diye özetleyebilirim. Burada güzel bir kütüphane oluştu sevgili Eser, ama bu süreçte bazı noktalarda dar boğazlar olduğu, bazı noktalarda sizin de farklı regülasyonlara takıldığınızı, hatta kötü niyetli saldırılar yaşadığınızı da sohbetlerde duyduk ettik. Biraz zorluklar, meydan okumalar neydi? Bir oradan çıkarılabilecek öğrenimler ne olabilir? Buraya bakalım mı? Tabii ki. Aslında ikiye bölebilirim buradaki öğrenimleri. Birincisi, bizim afet esnasında sıfırdan başlamamız çok büyük bir sorundu bizim için.
herkes kendi iyi niyetiyle belli başlı eforlar sarf etti ve biz bunları aslında toparlamaya çalıştık. Yani neredeyse organizasyonun bir kısmında dağıtık eforları bir araya getirip bu verilerin toplanmasıyla ilgili çabalar sarf ettiler. Neden de biraz şeydi, özellikle etkilenen alanlardaki insanlar belki internete yazdığım gönül rahatlığıyla, belki hani çok kısa internet erişimi sağlayabildiği bir alanda internete aslında çağrısını yazdıktan sonra bu veriler doğru adreslere gitmiyorsa, belli STK kanallarına akmıyorsa çok da bir uygulamanın bir veri tabanında yer alan ama daha sonra anlamlı hale gelmeyen bir veri haline geliyor. Biraz aslında orada çok fazla benzer inisiyatifin olması bir karmaşa oluşturdu. Bizim odaklandığımız noktalardan bir tanesi aslında bu sistemleri bir araya getirmek, verileri de merkezleştirmek üzerineydi. Sıfırdan başlamaktan bahsettim. Daha önce böyle bir hazırlığımız yoktu. Açıkçası benim de yoktu. Bir anlamda eğer daha önce bizim bu benzer sistemlerin kullanıcılarıyla diyaloğumuz olsaydı belki birkaç gün kazanacaktık. Birkaç günde çok kritik diye düşünüyorum. Tabii ki biz elimizden gelen yardımı kendi kafamıza ilk böyle çözüm diye gelen birkaç proje önerisiyle başlattık. Ama sağdan bu insanların yönlendirmesi olsaydı belki çok daha olgun ve bugün kullanılan sistemler örüyor olabilirdik. Böyle bir fırsatı kaçırdık ama biz devamında açıkçası şu an yapmış olduğumuz şeyleri biraz daha olgunlaştırıp özellikle şu anki sivil toplum kuruluşlarının ya da akredite kurumların yoğunluğu geçtikten sonra aslında o sistemlere umarım kullanmak zorunda kalmayız. Ama böyle bir afet anında nasıl entegre edebiliriz, onlar nasıl kullanabilir, onlara bu konuda nasıl destek sağlayabiliriz bunları biraz kafa yormayı istiyoruz açıkçası. Çünkü dün olduğu gibi yarın da sıfırdan başlamak istemiyoruz. En büyük eksikliğini gördüğümüz şey çok plansız başlamak oldu açıkçası. Anladım. Burada siz de aslına bakarsan bu çalışma sırasında önemli veriler topladınız. Veriler yayınladınız. Evet. Kişisel veriler de vardı bunların içerisinde. Burada bir gri alan var mı yine regülasyon konusuna baktığımızda? Tabii ki ilk zamanlar çok fazla resmi kanaldan ilerleyemedik. Yani bizim zaten bir kurum olmamamızdan kaynaklı bayağı bir gri alana düştüğümüz bir nokta var. Yani KVKK'yı biliyoruz hepimiz özel sektörde zaten yazılımla ilgilenen insanlar olarak. Ancak bunlar daha çok kurumların tabi olduğu yasalar. Ben kişi olarak kişisel veriyi kullanabiliyor muyum? Bu yine afet için geçerli mi? Bunlar tabii ki belli avukat desteği de geldi. Yani özellikle sağ olsun birçok arkadaş gelip yani gönüllülerden bahsederken, IT alanındaki gönüllülerden bahsederken bu ekosistem içerisinde tabii ki yani yasal yönü güçlü insanlar da vardı. Daha önce benzer projeler yapmış insanlar da vardı. Avukat kimliği olan insanlar da vardı. Onlardan da çok fazla yardım aldık ve biraz daha aslında şey yapmaya çalıştık kendi adımıza. Bizim niyetimizi ortaya koyacak belli manifestolar yayınlayarak ilerlemeye çalıştık. Yani biz bu veriyi şu nedenlerle toplamaya çalışıyoruz ve şu tarihlerde yok edeceğiz gibi. Benzer uygulamaları da yaptık zaten. Şu anda sistemlerde bir kişisel veri yok. En son 2-3 gün önce tekrar eden bir depremde tekrar bir veri toplama inisiyatifi başladı. Ancak şu anda daha genel veriler var. Hocam yazılım senin dünyan var mı? Her veri kelimesini duyduğumda yeniden heyecanlanıyorum. Çok değerli. Biz tabii hep kripto diyoruz. Bunun arkasındaki veri bilimini de belki farklı bir anlamda yeniden duyunca çok hoşuma gitti. Her topluluğun demek ki ne kadar büyük bir faydası oluyormuş böyle bir zorluk anında. Çok teşekkürler. Eser çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler duyduk. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Aslında yine topluluktan çok önemli bir arkadaşımız bizimle birlikte olacak ve yine uzaktan bir bağlantı yapacağız. Evet hocam, yapacağız. Onu istersen hadi sen anons et. Evet. Ondan sonra da ufak bir araya gidelim. Evet. Hem biz biraz soluklanalım hem izleyicilerimiz biraz soluklansın ama şimdi aradan önceki son konumuz kim? Evet, sevgili Doktor Aytunç Yıldızlı bizle beraber olacak. Yayına hazır olması lazım.
Şimdi onun bağlanmasını beklerken belki birkaç şey söyleyebilirim ben kendisiyle ilgili. Topluluktan çok bahsettik diğer konuklarımızın konuşmalarında. Yardımdan, uluslararası network'ten bahsettik. Bence Aytunç hoş geldin. Bunların hepsiyle ilgili Aytunç'un bize aktaracağı şeyler var. Harika seni bugün aramızda uzaktan da olsa görebilmek. Ben tabii sadece deprem süreci değil, Türkiye'de kripto ekosisteminin kuruluşundan beri çok önemli bir isim. İşte bu ekosistem bu kadar renkli. Aytunç'un hem birey olarak kendisinin bu ekosisteme çok ciddi bence katkıları var. Hem de bugün yönettiği rol veya işte bir parçası olduğu kurumla bağlantılı ekosisteme büyük destekleri var ama deprem sürecinde özel ayrı bir desteği de oldu Avalanche'ın. Aytunç seni dinleyelim. Yayının başından beri hem neler yapıldı hem de benzer bir zorlu dönemde neyi daha farklı yapardın diye sorduk herkese. Bir de senden neler yaptın, neleri daha farklı yapardın, ne tavsiye edersin sorularına cevap arayalım. Çok teşekkür ederim öncelikle hem güzel sözleriniz için. Hem de hepimize bir başsağlığı dileyim, geçmiş olsun dileyim. Ben bölgeye de oldukça yakınım, yaklaşık 100 kilometre mesafedeyim afet alanına. Avalanche kimliği açısından bizim için hiç zor olmadı. Biz zaten kişisel, kurumsal anlamda arıyorduk nasıl yardım edebiliriz diye. Ve bunu sadece bu afette aramıyorduk. Yangınla da arıyorduk. Aslında biz bundan bir sene evvel yangın döneminde de ciddi kriptoyla ödeme yapabilir miyiz? Kriptoyla bağış yapabilir miyiz? Bunu tetikleyebilir miyiz diye çalıştık. Ama bazı zaman işte doğru yer doğru zaman ve doğru insanların aynı anda ipi çekmesi gerekiyordu. Ve bu şu anda bu yayındaki kişiler, birçoğu yayında olmayan kişiler de dahil olmak üzere bu ipi çekince bu iş bu sefer oldu. Neyi daha farklı yapabilirdik? Birçok şey söylenebilir. Neler yapabilirdik, neler yapamazdık. İçeriden bunu şu anda konuşmak belki de doğru da değil. Çünkü ciddi bir başarı var. Bu arkadaşların müthiş bir katkısı var. Buradaki herkesin müthiş bir katkısı var. Ama bu bir ilk adımda. Muhtemelen bu bir çığ gibi. Avalanche reklamı olarak düşünmeyin çığa. Bir çığ gibi büyüyecek bu. Yani şunu da söylemekte fayda var. Bizimle alakalı bir şey söylemekte fayda var. Biz Avalanche olarak ya Foundation ve Avalabs iki tane büyük şirket ve 300-400 kişiye ulaşan bir kişi sayısı var. Hantal kalabiliyoruz böyle durumlarda. Ve ben çok şükrediyorum. Çünkü çok çok ciddi güvenlik sorunları ve spekülatif sorunlarla da mücadele ettiler Efe'ler bu işi yaparken. Ellerini taşın altına sadece işte multisig kurarak koymadılar. Aynı zamanda bir spekülatif asseti ellerinde taşıdılar. Ve zarar etseydi o asset onlara yapışacaktı ve kar etti. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü o kripto assetler, volatil assetler, bir spekülatif yanı da var. Ama bunu da anlamın akıyla açtı bu ekip. Biz açıkçası çok mutluyuz. Bizim açımızdan da neden Avax yolladın o zaman diyebilirsiniz. Neden Avax yolladınız? Bizim adımızdan da demin bahsettiğim bu kurum birçok ülkede regülatif kurallara tabi. Bize de soruluyor. Bizim foundation olarak bu asseti stabile çevirmemiz bizim üzerimize çok ciddi bir sıkıntı getirebilirdi. Ondan dolayı biz bu yollamayı yaparken zaten arıyorduk. Biz de Kıtay'la konuşmuştuk. Dijital dönüşüm ofisiyle konuşmuştuk. Ve Haluk Levent'in o tweetini görünce içimiz gerçekten mutlulukla doldu. Bir yana ver hareket edebileceğimizle alakalı ve hızlıca execute ettik. Ve yolladık. Umarım bu birleşme havası, çünkü biliyorsunuz biz sadece kripto olarak değil, çok ciddi ayrışabilen bir toplumuz. Herhangi bir konuda iki fikir ayrılığından düşman olabiliyoruz. Bu dayanışma ruhu umarım sadece afetlerde kalmaz. Önümüzdeki regülasyonlar, regülasyon süreçleri, birçok süreçte yine birleşip tek ses olmamız gerekir. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok geniş bir line-up var. Şu anda okuyabiliyorum. Çok vaktinde almak istemiyorum. Yoruldunuz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan katkıda bulunan herkese. Aytunç çok teşekkürler. Hem şahsın adına hem temsil ettiğin kurum adına süreç boyunca verdiğiniz destekler için, yayına katıldığın için de ayrıca. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Avalanche'ın buradaki hamlesi de sürecin hızlanması, ivmelenmesi açısından çok kıymetli.
oldu. Tekrardan elinize sağlık diyorum. Evet sevgili dostlar, ufak bir ara verelim arzu ediyoruz. Biraz soluklanalım. Belki biraz beklediğimizden daha detaylı konuşuyoruz. Daha farklı konular açılıyor. O yüzden biraz sarktık ama olsun. Bence herkes çok değerli fikirleri ortaya koyuyor. O yüzden de kimseyi kesmeye kıyamıyorum ben hocam bir taraftan da. Ama birazcık şöyle şey yapalım, kendimizi dinlendirelim, kafeinlerimizi alalım. Ondan sonra 10 dakika sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız.
Evet sevgili dostlar, değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ekosistem özel yayınımızda kripto ekosisteminin deprem felaketinden sonraki dönemde deneyimlerini, edinimlerini ve önümüzdeki döneme dair yol haritasında önemli olabilecek bazı öğrenimleri, bazı çıkarımları hep birlikte konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Ve çok değerli konuklarımız stüdyoda uzaktan bağlantılarla bizlerle birlikte oluyorlar. Şöyle ilk bölümde çok kısa özetlemek gerekirse gerçekten geçilen bu sürecin çok hızlı bir reaksiyonla gerçekleştiği, bu noktada bazı gri alanlar olduğu, bunların aşılması için topluluğun çok önemli çaba gerçekleştirdiği, aynı zamanda topluluğun gerek fiziksel olarak sahada olmakla, gerek bilgisayarları başında sistemler geliştirmekle, platformlar geliştirmekle, gerek uluslararası toplulukları harekete geçirmekle aslında elinden geldiğince iyi bir sınav verdiğini şu ana kadarki konuşmalardan evvelde hocam öyle değil mi? Evet, duyduk. Evet net bir şekilde duyduk. Önümüzdeki dönemde de buna yönelik çabaların daha da güçlenerek gitmesi için de ciddi bir öğrenim var. Şimdi çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Sağ olsun kendisi vakit ayırdı, bizimle birlikte oldu sevgili Haluk Levent telefon attığımızda. Sevgili Haluk nasılsın? Uykum var. Tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz büyük çabaların için. Evet biraz uykum var yani. Bana bir şey sorulduğunda yapaylıkla cevap vermek hiç hoşuma gitmiyor. İyiyim, sağ ol, sen nasılsın demek çok basit geliyor. O anki ruh halim neyse onu söylemeye çalışıyorum. Hani bazen şeydir, nasıl iyi olabiliriz ki de diyelim. Ya da uykum var diyorum. Çünkü gece uyumamış oluyorsun işlerden dolayı burada, bölgedeki işlerden. Ben buraya niye katıldığımı, neden katıldığımı ve ne olduğunu bilmiyorum. Hoş geldin. Güzel bir şey. Bir dönem şu deprem zamanında kriptolarla ilgili bağışlar geldi ve çok bizi çok mutlu etti. O tarzda bir duruma katıldığımı düşünüyorum. Çünkü 3 saat önceki hafızam gidiyor bazen şu an. Ve sevgili Efe Bulduk'la konuşmuştuk. O projeyi yapmıştık. Sağ olsun. Bana söylemişti. Olur dedim. Birkaç kelime ederim ama ne olur ben çok yorgun olabilirim o saatlerde dedim. Ben de yaptığınız destek için çok teşekkür ediyorum tüm ahbaplar adına. Çok sağ olun. Bunun dışında bana soracağınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz Haluk Bey. Gerçekten de çok doğru ifade ettiğiniz gibi burada kripto ekosistemi olarak nasıl olur da bu tarz durumlarda çok daha fazla değer oluşturabiliriz? Bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz. Siz de aslında kripto bağışların bir nevi önünü açan bir hamle gerçekleştirdiniz bu süreç içerisinde. O süreç için çok kıymetli. Bu kripto bağışları beni sevindirdi, kıymetli oldu dediniz. Biraz belki bunu açmanızı rica edelim sizden. Ne fark gördünüz diğer bağış organizasyonlarına kıyasla? Şöyle bir durum var. Şimdi dünyanın her yerinde bir yardımın gelmesinin öneminden çok bir yardımın hızlı gelmesinin önemi var. Evet. Yani şimdi bankacılık sistemleri çok ağır, çok şey. Tabii yani ben yardım için söylüyorum ama başka alanları bilemem. Fakat bu konuda yani bir yerde yardım yapılacaksa Japonya'nın kuzeyinde oturan bir insanın bankaya gidip ya da banka sistemine girip yapması, etmesi, değerlendirmesi, rakamı o kadar çok az ya da o kadar çok sınırlı ki maalesef çok zor geliyor. Tabii evet. Ben dünyada bir ahbap derneği başkanı olarak bu tür böyle şeylerin hani sıkıntılı süreçler olabileceğini düşünüyorum kripto parayı kullanarak. Ama ona yasal önlemler ve koruyucu önlemler getirecek bilgiler, donanımlara da sahip dünya. Yani bunları yapabilir ve sağlıklı bir şekilde insanların iyilik yapması için bu tarz metotların girmesine sebep kılabilir ve kıldı da. Çok da iyi oldu. Bir dakika içerisinde 15 günde gelebilecek para bir dakika içerisinde geldi. Bunlar önemli şeyler. Bu sistemin artık Türkiye'de oturması lazım. Sağ olun diyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi daha fazla tutmayalım. Kolay gelsin diyoruz. Vallahi çok sevinirim. Herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek sağ olun. Üzere. Buradaki herkesin de selamını iletmiş olalım. İyi akşamlar. Eyvallah. Kolay gelsin size. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pardon.
kadar kısa bir deneyimin üzerine sarf edilebilecek en kısa öz ve umut vaat eden cümleyi sarf etti herhalde. Evet, aslında çok güzel bir nokta. Hızlı gelmesi. Bu çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Bir de aslına bakarsan hocam şöyle de düşünebiliriz. Aslında gelmeyecek bir para geldi. Yani böyle bir bağış operasyonu olmasaydı belki bu para fiyat para olarak gelmeyecekti. Gelemeyecekti ya daha az oranda gelecekti. Aslında daha önceki normalde var olmayan bir kapasite oluşturulmuş oldu. Baktığınızda bu da aslında Ahbap gibi, AFAD gibi, Kızılay gibi yardım konusunda gerçekten önemli ve ihtiyaçtan daha doğrusu kanallara sahip olan yapılar için ekstra evet. Çok güzel bir katma değer baktığınızda. Evet. Ve çok güzel belki hepimizin daha sonra tekrar edip üzerinde konuşacağımız bir şey duydum ben sevgili Haluk Levent'ten. Yardımın gelmesi kadar yardımın hızlı gelmesi de önemli dedi. Gerçekten bunu da işte sahayı gören değerli konuklarımız da anlatmıştı bize. Eminim en iyi bilen kişilerden biri de Haluk Levent. Bunu da bir not alalım bence kripto ekosistemi olarak veya bu konuda yasal düzenlemeleri çalışacak kişilere de not olarak bırakalım. Aslında sürekli bir yardım geldi, kripto bağış geldi, kripto cüzdanlar açıldı diyoruz ama herhalde artık belki de bunu çok yakından takip etmeyen herkese bir miktar nedir bu gelen paranın miktarı diye de merak ediyordur. Ve burada müthiş bir haber, enformasyon, bilgi akışı var, veri akışı var ve birilerinin bunu da doğru iletişime dönüştürmesi de kritikti. Doğru yerde toplanması da kritikti. Bazı arkadaşlarımız da ekosistemde böyle roller üstlendiler değil mi hocam? Evet. Kim var şimdi? Baki gelecek. Bilmiyorum yayına hazır mıyız? Baki'ye bağlanabildik mi? Ama şunu hemen söyleyeyim. Online bağlanmasını planlamamıştık. Burada sandalyesi boş. Kendisi bu yayının bizler ön hazırlığını yaparken hep yanımızdaydı. Bir yandan kripto cüzdanlardaki paralarla ilgili biraz sonra anlatacak bize hareketleri takibe destek verirken maalesef planda olmayan bir aksilik yaşadığı için bugün Ankara'dan İstanbul'a gelemedi. Bize online bağlanacak. Hazır olduğu zaman hemen aynı soruları Baki'ye de tekrar ediyor olacağım. Evet Baki hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Baki eminim başından beri dinliyorsun, izliyorsun. Çünkü bu senin de emeğinle birlikte hazırlanmış bir yayın. Aslında senden ilk olarak şunu duymayı bekliyor bence bizi dinleyen ve bu ekosistemi bugüne kadar bu kadar yakın takip etmeyen herkes. Nedir bu paranın miktarı? Nasıl bilebiliyoruz bunu? Baki kimdir burada? Ne yaptı? Bunu neden yaptı? Nasıl yaptı? Nasıl bir topluluk burası ki herkes işte bir Ahbap organizasyonundan bahsediyoruz. Efe diye birisi onun cüzdanını açıyor. Baki diye birisi bunun takibini yapıyor. Tanser diye birisi geliyor bunun güvenlik testlerini yapıyor. Biraz da sen bize anlat deneyimini ve bu toplanan miktarla ilgili bilgiler de verirsin diye düşünüyorum. Belki birkaç farklı soru da alırız sana buradaki arkadaşlarımızdan. Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle bu fırsat için. Sizlerin nezdinde de hani hem tüm ülkemize hem geçmiş olsun hem de başsağlığı dilememiz lazım. Uzun bir muhtemelen yara sarma sürecine girdik ve bu yara sarma sürecinde gelecek her bir maddi, manevi, aynı yardımın değeri çok yüksek. Biz bu hani deprem haberini aldığımız andan itibaren zaten olayın da büyüklüğünü görünce hani ne kadar çok yardıma ihtiyaç olabileceğini, ne kadar büyük bir yaraya sahip olduğumuzu anladık. Ve benden önceki arkadaşlar da bahsetti hani kriptoda bağış toplamanın bazı örnekleri vardı. İşte Ukrayna'da oldu bu. Covid zamanı Hindistan'da oldu ve gerçekten çok çok ekstra bir para toplandı orada. Ve biz hani bunun çok hızlı olabileceğini biliyorduk. Ama tabii ki yine anlatıldığı gibi regülatif engeller vardı. Neyse ki bir şekilde bu engeller aşıldı. Salı günü Haluk Levent'in tweetinden sonra işte 3 tane adres paylaşılmıştı. Farklı blok zincirlerde. Ve ben direkt olarak hani burada birazcık da hani konunun hassasiyetini de anlayabiliyoruz. Çünkü çok hassas bir konu Türkiye'de kripto. O yüzden hemen bir portfolyo uygulamasında hani bu cüzdanları tanımladım. Aslında çok basit bir iş. Kriptodaki herkes zaten çok yakından biliyor bunu. Yani bir blok zincirdeki bir cüzdanda
ne kadar para girmiş, anlık ne kadar para var, ne kadar para çıkmış, hangi adreslerden gelmiş, hangi adreslere gitmiş, bunları açık ve net bir şekilde 7/24 herkes zaten takip edebiliyor. Şimdi kabaca sadece ahbabın cüzdanlarında toplanan miktar aslında hani son birkaç haftadır böyle bütün bu felaketi sayılara döküyoruz ve belki de birazcık bizi rahatsız ediyor bu. Hani iyi sayılar da var, kötü sayılar da var. Ama hani buradaki başarıyı anlamak gerekiyor bence, bu kripto ekosistem için önemli. Yaklaşık 7 gün içerisinde 4.8 milyon dolar gibi bir rakama ulaşıldı. Ve daha sonra diğer STK'ların da dahil olmasıyla birlikte diğer cüzdanları da eklediğimizde kabaca benim takip edebildiğim kadarıyla 6-6,5 milyon dolar arası bir para toplandı. Ve bu para bir hafta içerisinde toplandı aslında. Çünkü hani biz farklı dashboardlardan bu paranın geliş hızını da takip ediyoruz. Hani 7. günün sonrasında gerçekten çok azaldı. Hatta yani 5. 6. günde artık neredeyse zirveyi gördü diyebiliriz. Hala gene küçük küçük bağışlar gelmeye devam ediyor. Ama bu bence gerçekten önemli bir adım. Yani az önce Serdar Bey'in dediği gibi bu gelmeyecek olan bir paraydı. Hani bunu farklı kampanyalarla kıyaslayıp az mı çok mu diye karşılaştırmasını yapabiliriz ama yani benim görüşüm hani bu noktada hani mükemmel iyinin düşmanıdır aslında. Biz burada iyi bir şey yaptık ve maalesef son iki haftada birçok anlamda, birçok organizasyonda zaten çok kötü şeylere tanık olduğumuz için bence bu iyi işin anlamını doğru tanımlamak gerekiyor. Ve buradaki sizin bahsettiğiniz gibi hani bir sürü farklı isimler sayıyoruz ve sayamadığımız emin olun yüzlerce isim var. Arka planda herkes kendi network'ünü, Çağla Hanım'ın dediği gibi kendi reputasyonunu riske atarak bunun bir şekilde projelere, global bir kanaat önderlerine ulaşmasını sağladı ve onların desteğini aldı. Hani bazı kişilerin gerçekten $1000 göndermesi bile bir sinyaldir. Yani bu bir güven sinyalidir ve farkındalık yaratır. Yani genelde zaten buna oynadık ve birçok aslında projeden, zaten başta Avalanche olmak üzere, Vitalik olmak üzere, Türkiye'deki borsalar ya da birçok DeFi projesinin kurucuları ve hatta projelerin kendileri ciddi anlamda bağışlar yaptılar buraya. Hatta bende bir tablo var şu anda. Hani böyle çok isim isim belki geçmek hani yardım olduğu için şey değil ama zaten toplamdaki 6-6,5 milyon, 3,5 milyon doları toplamda 40 tane kişi ya da kurumdan ya da işte projeden geldi diyelim. Hani bu önemli. Biz bunu arttırabilir miydik? Kesinlikle arttırabilirdik. Daha iyi bir operasyon olabilir miydik? Kesinlikle olabilirdi. Ama bence 7-10 günde yani Haluk Levent'in tweetine kadar kriptonun yatak olduğu bir ülkede ve bunun global olarak bilindiği bir ortamda bu bir başarıdır. Ve hani umuyorum ki bu bütün bağışlar da belli yaraları sarmak üzere faydalı bir şekilde kullanılır diyelim. Ne yapsak artardı mesela Baki? Yani bundan sonra bir kez daha böyle bir duruma ihtiyaç duyduğumuzda neyi daha iyi yapabiliriz mesela? Ya bir kere şunu hepimiz gördük. Bazılarımız belki biliyordu ama bir kere daha yaşadık. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne kadar büyük olursa olsun böyle bir felaketin hani globalde günlerce yer etmesini beklememiz mümkün değil. Dolayısıyla burada en kısa sürede en vurucu darbelerle dikkati çekip gerekli aksiyonları sağlamamız lazım. Tabii ki bu bir uzun zamanlı bir iş. Bence daha da devam etmesi gerekecek. Farklı şekillerde kampanyalarla, farkındalıkla sürdürülebilir bir şeyler yaratılması lazım. Ama bu 14 günü konuşuyorsak, birinci olarak bence en önemli problem, dediğim gibi hani yüzlerce isimsiz kahraman arka planda işte Discord'larda, Telegram gruplarında tanıdığımız, bize güvenebilecek insanlara erişip Türkiye'de Ahbap diye bir organizasyonun, bir STK'nın izin aldığını anlatmaya çalıştık. Ve emin olun ilk 3 gün bu çok zordu. Çünkü neden? Elimizde bir tane tweet var. Ona Nesibe de değindi az önce. Resmi bir şey yok ve globaldeki insanlar şunu biliyor. Türkiye'de kripto para kullanılması yasak. Dolayısıyla bu o kadar ciddi bir bariyer oluşturdu ki ilk 3 gündeki belki ivmeyi düşük tutmak zorunda kaldık bu sebeple. İnsanları ikna etmek zorunda kaldık. Yine bence hani STK'ların kendi web sitelerinin globale
dönük olması gerekiyor. İngilizce olması gerekiyor ve bunların gerçekten profesyonelce hazırlanmış olması gerekiyor. Çünkü emin olun, yani ben bireysel olarak hani dediğim gibi bunun açık açık reklamını adımla birlikte yapan birisi olarak Ahbaba ve Haluk Levent'e güveniyorum. Ama bu sınırın dışındaki insanların böyle bir sebebi yok, güvenmek istemezler. Ve üstüne üstlük kripto dünyasından bahsediyoruz. Hepimizin temel mottosu zaten güvenmek üzerine değil, doğrulamak üzerine kurulu. Dolayısıyla başta Ahbap olmak üzere bütün STK'ların hem denetim raporları, web sitelerinin İngilizce versiyonları, bu tarz kampanyaların İngilizce duyuruları, yani burada biliyorum mümkün değildi. O yüzden hani böyle geçmişe yönelik bir şeyde yapmanın anlamı yok ama hani buradan sonrası için sorduğunuz için söylüyorum. Mümkün olduğunca resmi açıklamalarla bu eğer güveni taşıyabilirsek sınırın dışına, o zaten bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Çünkü insanlar da bir şekilde empati yaparak zaten dahil olmaya çalışıyorlar. Ki hani Ukrayna kampanyasında gördüğümüz buydu. Direkt resmi organlardan bir çağrı çıkıldığı için hiç kimse sorgulamadı bile. Destek olmak isteyen herkes zaten ilk 2-3 günde destek oldu. Dolayısıyla bu önemli. Bence şu da önemli. Hani bu işin bu kadar şeffaf olabildiğini biz görüyoruz. Ve ben şunu fark ettim. Kripto dünyasıyla içli dışlı olmayan insanlar bunun aslında bu kadar iyi bir araç olduğunu bilmiyorlar. Yani bu cüzdanları böyle takip edebileceklerini paylaştığım zaman ya da insanlar paylaştığı zaman çok fazla şaşıran insan olduğunu gördüm. Bunları daha fazla anlatmamız lazım. Ve eğer bilmiyorum bu bir şey vesile olur mu ama aslında kriptoyu hem bağış toplama hem de onu kullanma, yani son noktaya götürecek araç olarak kullansak eminim ki STK'ların da çok işine gelecek. Çünkü uçtan uca o para nereden geldi, nerede durdu, nereye gitti, ne kadar sürede gitti hepsini görebiliyoruz. Ve hani bu çok ciddi bir çığır açacaktır. Bundan da belki artık bundan sonra daha fazla bahsetmek lazım. Nesibe'nin dediği gibi yani sadece olayı bir yatırım aracı gibi lanse edip sadece trading platformları konuşmak yerine bunun uçtan uca nasıl çözümler yaratabileceğini ve nasıl şeffaflıklar sağlayabileceğini belki de daha yüksek sesle dile getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, çok önemli bir nokta çünkü sürekli bizim de yazıp çizdiğimiz konulardan bir tanesi kriptonun o faydasını somut örneklerle, hayata dokunan örneklerle verebilmek idi. Belki de son dönemde kapatmamız gereken önemli boşluklardan biri buydu. Ve Emily'nin de söylediği gibi aslında bu dünya çapında bir örnek olay baktığımızda. Yani işte hepimiz dillendiriyoruz son birkaç tane Hindistan'daki kampanya, Ukrayna-Rusya savaşındaki kampanya ve belki hepsinden de öte buradaki çalışma. Dolayısıyla bunu çok iyi bir uluslararası literatüre bir vaka çalışması olarak da aslında koyma ihtimalimiz var. Çünkü bu bir haftada 10 günde biten bir olay değil. Bundan sonra bunun şimdi bir iyileşme fazı, ondan sonra bir yeniden kurgulama, yeniden yapılanma fazı gelecek hayatımıza. Buralarda da aslında kriptonun etkilerini ve faydalarını görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz Vakil. Tavsiyelerin de çok yerindeydi. Ederim. Çok teşekkürler. Burada hem kripto ile ilgili bence bunu alıp Baki'nin STK'ların yabancı dilde de bilgi içeren web sayfası, iletişim kanalları olmasının önemine değindi. Evet. Aynı şekilde dil bariyerinin kripto ekosistemi topluluklarımızın uluslararası açılımı için de bir bariyer olmaması ne kadar kritik, bunu da öğrenmiş olduk. Hocam bu çok kritik bir şey. Baki bunu dile getirdiği için bence bir kez daha teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bu süreç içerisinde özellikle biz CoinDesk Global'da yaptığımız haberlerde o linkleri verip aynı zamanda bir oraya yönlendirme de yapmaya gayret ettik ve doğal olarak da belli başlı sivil toplum kuruluşlarının İngilizce sayfalarına link vermemiz gerekti. O süreçte girdik ve görme şansına sahip olduk. Sizlerden de rica ediyorum, önde gelen STK'ların lütfen girin, bakın. Gerçekten bazılarında insanın bağış yapma azmini yok edecek kadar uzun adımların, karmaşık sitelerin ve insanın güvenini şüpheye düşürecek derecede İngilizce konusundaki eksikliklerin olduğunu gördük ve ben gerçekten şaşırdım çünkü böyle olduğunu düşünmüyordum. Daha iyi durumda olabileceğini düşünüyordum. Belki de bu bizim uluslararası tarafa kendimizi anlatmamız açısından da
bundan sonra önemli bir gelişim noktamız olabilir hocam. Evet, çok önemli bir öğretim. Evet. Ve buradan hadi yine bu konularda çok emek veren başka bir dostumuzu davet ederek devam edelim. Sevgili Doruk İşmen bizlerle birlikte bugün stüdyoda. Doruk, bize katılır mısın? Hem de tam Baki'nin bahsettiği konularla ilgili de bence bir şeyler sorabiliriz. Oradan bir pas almış olacağını düşünüyorum. Evet, uluslararası bir şirketle çalışıyor olmakla ilgili de belki bize bunun yankıları veya bu dil bariyeri, bunlardan da bahsedebilirsin. Ve zaten çok aktiftin süreçte. Aslında şöyle başlayabilirim. Ben Turkey Relief Dawn'un ilk gününden beri içindeydim. Ve aslında bizim ilk baştaki amacımız şuydu. Salı günü galiba işte ikinci günü Haluk Levent'in cüzdanı açılmadan önce biz anonim bir şekilde kripto para ile yardım toplamaya başlayalım. Çünkü bu işte depremin etkisinin dünyaya, globale yayılmasının en etkili olacağı günler muhtemelen ilk 3 gün ve 4 gün. Ondan sonra gelecek yardımın çok etkili olmayacağını ve insanların hayatına dokunamayacağımızı düşünüyorduk. O yüzden bir an önce bir aksiyon almaya çalıştık. Ve o yüzden de direkt bir multisig cüzdan oluşturmaya çalıştık. Orada bazı problemlerle karşılaştık. Bir, işte anonim olduğu için bu cüzdan global çok güvenmedi. Tıpkı işte Ahbaba'da güvenmedikleri gibi çok fazla. Onun dışında ne yazık ki bir tane Twitch yayıncısı tarafından linçe uğratıldık canlı yayında. Böyle canlı canlı işte bunlar şeydir dedi. Dolandırıcıdır dedi ve biz de anonim olduğumuz için tabii ki de şey yapamadık, yani karşı çıkamadık ama orada büyük bir problem yaşandı. Onun sonunda zaten yani ikinci günde de Ahbab'ın cüzdanı açıldığında biz zaten şeyi bıraktık, direkt kendi cüzdanımızı bıraktık ve bütün odamızı oraya yönlendirdik. Ve orada zaten işte ilk gün 7 kişiydik, ikinci gün 20 kişi olduk, üçüncü gün böyle 50-60 kişiye çıktı o grup. Şu anda galiba 80 kişi var ve hala devam ediyor bir şekilde. Hala destek toplamaya, hala farklı projelerle para toplamaya çalışıyor. Buradaki ana amacımız da şu oldu bizim. Çağlar Hanım, sizin de dediğiniz gibi yani globale erişebilecek şeyimiz var o grubun içerisinde. İşte bir sürü projede çalışan insanlar vardı orada. Orada biz ana odamız şu oldu. Global kripto para projelerine gidip bu işte birinci katman projeyi olabilir, NFT projeleri olabilir, herhangi bir projeye gidip onlara ulaşıp bakın Türkiye'de böyle bir şey yaşanıyor. Burada gerçekten ihtiyacımız var size. Gerçekten burada para yardımına ihtiyacımız var. Gelin bize yardım yapın demekti. Ve orada işte Baki'nin de zaten belirttiği gibi 6 milyon dolardan fazla para toplandı. Bütün kolektif bir çabayla birlikte. Çok önemliydi bu. Onun dışında aslında bu çabayla birlikte bu toplanan paranın şu anda nasıl takip edileceği de ayrı bir boyutta. Ki onu Tansel abinde olduğu bir toplantıda konuşuyorduk. Hani, evet, şu anda para toplandı ama bunu şeffaf bir şekilde derneklerin nasıl gösterebileceği de aslında bir sonraki adım olmalı. Yani burada önemli olan nokta şu, derneklerin nereye ne kadar harcadığını bilemiyoruz. Ama bu eğer kripto para üzerinden gerçekleşebilseydi direkt olarak yaptıkları harcamalar, bunu şeffaf bir şekilde görebilseydik biz hem daha fazla güven kazanabilirdik global taraftan, hem de daha şeffaf, daha herkesin içine sinen bir yapı olabilirdi. Bu yapının da aslında belki bir sonraki hedefte kurgulanması lazım ama tabii burada çok büyük bir engel var. Kripto parayla ticaret yapılması mümkün değil ne yazık ki. Sence orada bir yeniden düşünmeye kapı açar mı bu yaşadıklarımız? Çünkü senin dediğin gibi aslında şeffaflık zincirinin önemli bir halkası da o taraf. Orası da dahil olduğunda çember kapanıyor. Evet. Ve son derece uçtan uca şeffaf bir süreçten bahsedebiliyoruz. Yani kesinlikle bence yani sonuçta dernek dediğimiz şeyin tamamen şeffaf olması gerekiyor. Ve bu yani kripto paranın sağlamış olduğu teknolojik altyapı sayesinde bu şeffaflık tamamıyla sağlanabiliyor. Yani çok basit bir şekilde sen işte çadır aldıysan o çadıra ne kadar para verdiğini gösterebileceksin. Ve bu bütün şeffaflık açısından işte denetim raporuna bile gerek kalmayacak belki. Çünkü her şey zincir üstünde olacak. Hani muhtemelen daha az masraflı bir şekilde de bu işlemler gerçekleştirilebiliyor olacak. Aslında global tarafta şöyle bir gelişme de oldu. Onu atlamadan söyleyeyim. Efe demin çıkarken söyledi bana. Ethereum komitesine çok büyük bir tepki oluştu bildiğiniz gibi. Vitalik'e özellikle çok fazla bir tepki geldi. İşte önce bir Ether yolladı, sonra
Türk komitesi tepki gösterdi ve ondan sonra 100 Ether ve 50 Ether daha yolladı. Totalde 150 Ether'lik bir bağış yaptı. Aslında bu bağış yapılmadan önce de Ethereum komitesinin içerisinden insanlar bağış yapmıştı ama bunları çok ifade etmediler. Şu anda da Efe'den öğrendiğim kadarıyla Ethereum Foundation Ahbap ile bir KYC sürecine girmiş ve Ethereum Foundation içerisindeki insanlar belli bir bağış bütçeleri oluyormuş onların. O bağışı Ahbap'a yapacaklarmış. Dolayısıyla hani resmi olarak da Ethereum'dan şeyler gelmeye devam edecek. Bağışlar gelmeye devam edecek. Onun dışında aslında şöyle bir örnek de var. Bu bence çok ilginç bir örnek ve merkeziyetsizliğin önemini bir kez daha bize gösteriyor. Şu anda bildiğiniz gibi işte DAO'lar var. DAO'ların hazineleri var. Ve bu hazineler sayesinde bağış yapabildik. Şu anda iki farklı proje DAO'larında teklif açılarak, proposal açılarak bir yardım sürecine girildi. Birincisi 50 bin dolarlık bir bağış. İkincisi de 9 bin dolarlık bir bağış. Şu anda hala devam eden, görüşülen teklifler var. Bu teklifler hani ne kadar devam eder, ne kadar kabul alınır emin değilim. Çünkü genellikle DAO hazineleri süreci biraz uzun ve sancılı bir süreç. Orada biraz siyasi ve politika da devreye giriyor. Yani insanların orada işte Türkiye'ye bakış açısı çok önemli. İşte oradaki teklifin şeyin miktarı, bütçesi çok önemli. Ama dediğim gibi şu ana kadar 59 bin dolarlık bir bağış geldi DAO'lardan. O da bence çok önemli bir gelişme. Ben belki şahsım adına ama şunu söylemeyi çok istiyorum. Biraz önce de bu konu tartışıldı. Bağış veya yardımın 1 lira mı, 1 eter mi, 1 milyar lira mı olup olmadığıyla hiç ilgilenmiyorum. Ve çok kıymetli buluyorum. İşte 9'dan 50 bine kadar toplanmış bir DAO yardımlarından bahsediyorsun. DAO'lar da bu ekosistemin çok kıymetli bir parçasıymış. Bunu da anlamış olduk belki. Kesinlikle. Sen de bir deneyimi yürütmüş oldun her zamanki girişimci ruhunla. belki de bir sonraki zorlu bir süreç için daha farklı bir şekilde bir DAO kurgusu veya bir uluslararası irtibat kurma kurgusunu da planlamışsındır öğreti olarak. Evet, aslında yani Ukrayna DAO örneğini veriyoruz ama Ukrayna DAO'nun bu kadar, yani 68 milyon dolar topladılar yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu kadar yüksek bir miktarda toplamasının en büyük sebebi bir tabii ki de devlet destekli olması. Direkt olarak teknoloji ve dijitalleşme ofisi tarafından destekleniyor. İkinci olarak da yani şöyle çok ilginç bir süreç yaşandı orada. Airdrop geleceğine inandı insanlar. Yani buna benzer bir DAO kurulmuştu. Constitution DAO isimli bir DAO vardı. Ve o DAO'ya işte bir şekilde bir destek verenler onun karşısında çok büyük bir işte binlerce dolarlık bir airdrop aldılar. Burada da Ukrayna DAO'nun sahipleri aynı mekanizmayı kurgulamaya çalıştı. Hatta ben de yardım yaptım ama benim amacım şeyden yani Ukrayna'ya yardım etmekti. Başka bir şey değil. Hani şey airdrop gelsin de şey yapalım değil. Bu airdrop'u almak için de yardım yapan insanlar oldu. Yani dolayısıyla tabii ki de yardım, bağış, insanlara yardım etmek önemli ama hani kripto ekosistemine baktığımızda insanlar bir şekilde işte para kazanmak istediği için böyle bir mekanizma kurgulandığı zaman, böyle hype mı diyeyim bunu artık, airdrop mekanizması mı diyeyim, nasıl diyeyim, orada o miktarın artabileceğini öngörebiliyoruz ki şu anda işte iki tane, aslında bir tane resmi DAO, bir tane gayri resmi DAO'muz var. Biri Ankara Relief DAO. Onlar da kendi multisig cüzdanını kurdu bu arada ve yanlış hatırlamıyorsam 150 bin dolarlık bir miktarda orada toplandı. Hatta Vitalik'in 50 Ether'i orada şu anda oraya bağış yaptı. Onlar sürdürülebilir bir şekilde kurgulamaya çalışıyorlar şu aşamada bu yardım süreçlerini. Çünkü evet yani anlık bir para ihtiyacımız vardı. O belki de toplandı işte 6,5 milyon dolar. Ama bunun sonrasında neler yapacağımızı tartışmamız ve o insanların nasıl iyileşeceğine yardım edebileceğimizi de bir yandan planlamamız gerekiyor. Burada sürdürülebilir bir şekilde işte belki bir DAO ile olabilir, belki bir NGO ile bir yardım kuruluşu ile olabilir. Bunu da yapmak gerekiyor kesinlikle. Çünkü bu tarz olaylarda Nurullah Hoca'nın da bahsettiği gibi konuşmasında bazı şeyler, yoğunluklar böyle impulsif oluyor. Hızlıca çıkıyor ama aynı hızda düşüyor. Kesinlikle. Ama bunun ikinci fazında, üçüncü fazında çok daha zamana yayılan, belki tepe noktası daha aşağıda ama daha uzun zamana yayılan daha entegre bir çaba gerekiyor. O tarz çabalarda da senin de söylediğin gibi
değişik bu dünyanın dinamiklerine uygun kurguları doğru bir sepet içerisinde yapmak gerekecek gibi sanki. Kesinlikle öyle. Bu arada son olarak da şunu söylemek istiyorum. O Efe bahsettiğinde işte şu cüzdanı açalım, bu cüzdanı açalım, işte şu zincirde de cüzdanımız olduğunu diyenlerden biri de bendim. Çünkü bize projeler gelip şunu diyordu ve bence bu çok ayıp ve çok kötü bir şey. Bunu da buradan söylemek istiyorum. İzleyen proje, işte birinci katman projeleri ya da herhangi bir katman projeleri sahiplerine. Yani diyorlar ki bize, bizim kendi cüzdanımızı aç, şu an hedef göstermek için bir şey söylemeyeceğim, herhangi bir isim vermeyeceğim ama bizim şu katmandaki cüzdanımızı açın, biz size şu kadar para yollayacağız deyip yollamayanlar ayrı, bunu açın biz paylaşacağız yoksa paylaşım yapmayız, Türkiye'ye destek olmayız diyenler ayrı. Yani bu çok ayıp bir şey. Orada hani kendi zincirinin reklamını yapmaya çalışmak ve insanlar orada acı çekiyorken, işte yardıma muhtaçken, hani onu yapmak için böyle 10 saniye almayacak belki o miktarı başka türlü bir zincire çevirmek. Bunu yapan çok fazla proje gördük bu süreçte. Bu da samimi, ne kadar samimi olduklarını bize gösterdi açıkçası. Bence bu da çok önemli bir öğreti. Evet. Evet. Hani sen Nesibe'yle sohbette dedin ya hocam, doğru partnerlik kurmak aslında evet. Bu. Yani bu aslında bir fayda, bir çıkar ilişkisi değil de aslında evet. Bu bir gönül ilişkisi. Kesinlikle. Ortak bir paydaşlık ruhu gerektiriyor. Belki de bunu da önümüzdeki dönemde geliştirmemiz gereken güçlü noktalardan biri. Doruk, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her bir cümlen için. Ben teşekkür ederim. Hocam, DAO'lardan bahsettik. Gerçekten DAO'lar da bu süreçte önemli aktörlerden bir tanesiydi. Doruk'un da söylediği gibi bazı noktalarda soru işaretleri vesaire de vardı. Ama tüm bütünsel resme baktığımızda önümüzdeki dönemde buradaki doğru kurgularla birlikte çok fazla değer üretme şansı var gibi. Kim var sırada şimdi? Armağan, Can, Ercan bağlanabildi diye tahmin ediyorum evet. Bize ama tam da aslında güzel denge ha. Evet, süper. Tam da Doruk'un paylaştığı bilgilerle ilgili belki tamamlayıcı bir şeyler duyacağız değil mi? Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Bizim için çok değerli. Biz aslında Serdar yayının başında da söyledi. Gönül isterdi ki böyle sizler gibi aktif herkese ulaşalım. Herkes buraya gelebilsin. Ama en azından bugünkü konuklar burada olup bizlerle bilgilerini, tecrübelerini ve öğretileri paylaştığı için çok mutluyuz. Bence sizin de çok önemli katkılarınız, yaşadığınız tecrübeler ve hani tarihe not bırakmak istediğiniz öğretiler oldu. Hızlıca ben sözü paslayayım size. Teşekkür ederim. Aslında burada arkadaşlarımı temsilen bulunuyorum. Onların sesi olmak için ve birkaç bir şeyden bahsetmek için bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, kriptonun kamusal fayda sağlama özelliği aslında kripto anarşik görüşün çekirdeğini oluşturuyor ve bizler DAO'larda aktif görev alan insanlar olarak bu bağlama, her fikri bu bağlama oturtma konusunda yaklaşık 2-3 yıldır mutfaktayız ve neler yapabileceğimizi deneyimlemeye çalışıyoruz. Ukrayna DAO örneğinde, Ukrayna'da daha önceden konuşulan bütün teorik fikirler gerçek hayata dönüşmesi için büyük bir fırsattı bizim için. Orada insanlara yardım etmek için bütün teorik fikirler pratiğe dönüştü. Biz de bunu aslında keşke böyle bir olay olmasaydı ama ne yazık ki depremzedelere yardım etmek için nasıl değerlendirebiliriz konusunda bir araya geldik. Öncelikle tabii ki destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler son 5 yılda hem yerelde hem globalde yaşadığımız toplumsal olaylar bizim aslında ne kadar merkeziyetsiz, otonom koordinasyona ihtiyaç olduğunu gösteriyor ve küçük parçaların birleşerek büyük bir etki yaratma özelliğini tekrar tekrar hatırlatıyor. Bu yönüyle aslında ne yapmamız gerektiği çok açık. Özetleyeceğim konular temelde iki başlıkta yer alıyor. Bir tanesi yapılan işlere meşruiyet kazandırma ve doğru parçaları birleştirerek etki yaratma.
Meşruiyet kazandırma hikayesi biraz zor bir konu. Çünkü biz özellikle kripto topluluğu olarak yurt dışında kendimizi doğru ifade edemiyoruz. Doğru ifade edemediğimiz zaman da yalnızlaşıyoruz, izole oluyoruz. Ve aslında iletişimin temeline inemiyoruz. Yani konunun, sorunun temeline inemediğimiz için de meşruiyetimizi yitiriyoruz. Örneğin Baki'nin ya da Dorun dediği gibi, yani yurt dışındaki insanlar Ahbap'ı bilmiyor. Bilmez de zaten. Bilmesine de gerek yok. Orada önemli olan adımları göstermek ve meşruiyet kazandıracak araçları kullanmaktı. Biz de bu konuda neler yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman en başta kontrata bir meşruiyet kazandırmak gerektiğine gerek duyduk. Ahbap'ın kontratlarını insanlar para gönderdikleri zaman, o kontratı kullandıkları zaman bu paranın Ahbap'a gideceğini blok tarayıcılarda kanıtlamış olduk. INS'ten arkadaşımız Ahbap Ethereum adresini isim atadı. Bu oldukça önemliydi. Daha sonrasında bizler bizim bu arada kampanyalarımız hala devam ediyor. Çeşitli araçlar kullanarak hala para toplamaya çalışıyoruz. Şimdi Denver'a giden bir arkadaş grubumuz var. Daha sonra Tokyo'ya gidecekler. Oralarda iletişim kampanyamızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu çok güzel bir haber herkes için. Tabii ki bir de diğer konumuz mevcut protokolleri ve araçları doğru kullanarak kaldıraç etki yaratacak işler yapmaktı. Burada arka planda gerçekten çok ilginç, çok enteresan fikirler ortaya çıktı. Biraz önce Doron'un ifade ettiği gibi bazı protokoller gerçekten bizi zorladılar. Ama biz de bir şekilde onu aşmanın yollarını aradık ve örneğin ikinci katman protokollerden Ahbap'ın Ethereum adresine direkt para gönderimi mevcut değildi. Biz de bunu 6 protokol bir araya gelerek yeni bir kontrat yazıldı ve bütün paydaşlar çok hızlı bir şekilde güvenlik sorunları giderildi, kontratlar yazıldı, pazarlama tarafları yürütüldü ve oldukça iyi bir sonuç elde ettik. Hala devam ediyor gelen bağışlar. Toplamda 6 ekibin koordinasyonuyla gerçekleşti bu. Yani merkeziyetsiz bir şekilde bunu bir şekilde yürütmek bizim için hem kolay hem de ilginç de ilk defa böyle bir şey yapılıyor çünkü. Onlar adına da oldukça garipti. Biz de mutlu olduk bu durumda. Neler yapabiliriz? Yani burada sorun aslında çok belli. Bizim daha fazla küçük paydaşa, daha fazla sivil toplum örgütüne, daha fazla topluluğa ses vermek, onlara güç kazandırmak ve onların yapabilecek, onların kabiliyetlerini arttırmamız gerekiyor. Temelde de tabii ki işin teknik tarafları var, finansal tarafları var ama en temelde iletişimin doğru kurulması gerektiğine inanıyorum. Tansel abinin, Efe'nin, Baki'nin bahsettiği gibi bizim iletişimimizi iyileştirmemiz gerek ve bunu sürekli, her gün, her zaman yapmamız gerek ki hani hem iyi günde iyi şeyler yapalım, hem kötü günde bir araya gelip dayanışma gösterelim. Yani örneğin Vitalik'in linç edilmesi korkunç bir iletişim ürünüydü. Yani kimin aklına geldi bilmiyorum. Kamuoyu oluşturmak için kötüyle değil, iyiyle yapmamız gerekiyor. Ve bunu devamlı yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarına da, topluluklara da kriptonun bu kamusal fayda özelliğini iyi anlatmamız gerekiyor. Ki insanların aklına, insanların hayal güçleri gelişsin bu sayede. Yani akıllarına bu sorular canlansın ve bu soruları cevap aramaya çalışsınlar ki böyle bir devinim sağlayalım. Bu elbette yeterli mi? Tabii ki de hayır. Yani sivil topluma ve doğru parçaları birleştirmeye ne kadar odaklansak da bizler yani çok dinamik ve bizim dışımızda gelişen olaylara çok çabuk etkilenme durumundayız. Ne kadar fazla dayanışırsak bence o kadar daha güçleneceğimize inanıyorum.
Çok teşekkürler sevgili Amer. Çok önemli bir iki şey söyledim. Ben yanına yıldız koyarak not aldığım şey aslında her ölçekten belki orta küçük ölçekteki sivil toplum kuruluşlarına da bu konunun önemini anlatıp onların da bu kaldıracı düzgün ve doğru şekilde kullanmalarını teşvik etmemiz lazım. Bu ne kadar yaygınlaşırsa, ne kadar farklı alternatifte bağış yapmak isteyenlerin karşısına çıkarsa aslında o kadar da deneyim oluşacak, o kadar da güven oluşacak, içselleştirilecek diye düşünüyoruz. Ne dersin hocam? Çok güzel bir şey daha duydum. Ben bir kere daha özellikle aynı fikirde olduğum için tekrar etmek istiyorum. Kamuoyu oluşturmayı iyi şeylerle yapmalıyız. Bunu hep aklımızda tutalım. Kripto ekosistemini sadece bugünkü yayında neler yapıldığını dinleyenler bile bence herhalde itibaren çok iyi bir ekosistem olarak algılamıştır diye düşünüyorum. Bunu devam ettirmek lazım. Hangi örnek üzerinden işlendiği çok önemli değil ama kamuoyu oluşturmayı iyi şeyler üzerinden yapalım. Çok Çok teşekkürler teşekkürler Armağan. Erman. Çok Rica ederim. Çok kıymetli sağ olun. bilgiler. Evet. Şimdi gerçekten harekete geçirmek, kamuoyu oluşturmak, Evet. organize etmek ki Armağan söyledi 6 tane protokol bir araya geldik ve daha önce hani hiç alışık olmadığımız şekilde çok, çok hızlı bir işbirliği ortaya koyduk dedi. Şimdi hem sahada olan hem de aslında topluluk olarak böyle çok birbirine bağlı, hızlı organize olabilen, hızlı aksiyon alabilen bir topluluğun temsilcisi var. Altcoin Türk'ün temsilcisi. Sevgili Volkan Evet. bizlerle birlikte. Volkan Korkmaz bize katılır mısın? Volkan böyle tek kişi gibi geliyor ve oturuyor ama Arkasından arkasında böyle bir çok ton. fazla insan var. Bunu herkes biliyor. Teşekkür ederim. Herkese hoş geldiniz diyelim. Evet. Senin şahsında burada Altcoin Türk'ün bütün paydaşlarına hoş geldin diyelim. Teşekkür ediyorum. Volkan, şimdi görülen o ki hem konuşmalardan hem sizin yaptıklarınızdan burada topluluğun ortak bir harekette bulunması, organize olması, hızlı aksiyon alabilmesi çok önemli. Evet. Ve siz de buna çok yatkın bir topluluksunuz. O topluluk etkisini bu deprem sürecinde nasıl hissettin, neler gördün? Bir oradan başlayalım mı topluluk Tamam, perspektifinde? olur. Ben de tüm Altcoin Türk topluluğu adına size teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayına vesile oldunuz. Kalıcı bir yayına vesile oldunuz. Şimdi biz 2017'den beri bir topluluk içindeyiz. Altcoin Türk var. Bu süreçte çok markayı öne çıkartmak istemedik. Aslında marka diyorum ama topluluğun ismi olduğu için bir yerde görünmekte fayda sağlıyor. Çünkü diğer paydaşlarımızı tetiklemek adına iyi oluyor. Bizim Altcoin Türk olarak böyle çevresel felaketlere karşı doğal bir refleksimiz var. Daha önce Marmaris yangınında da bunu şey yaptık ve ekip olarak orada bulunduk. Yine diğer ekosistemdeki paydaşlarımızla Demek ki birlikte. Evet. tecrübeliydiniz ve Evet. çok hızlı bu depremde de sahaya inebildiniz, organize olabildiniz. Öyle oldu ve şunu gözettik. Tecrübemizden kaynaklı bu da sanırım. İlk gün oldu, felaketi gördük ama tabii ki çok büyük bir felaket. Olduğumuz yerden bunu anlamak çok güç. Şuna karar verdik. Dedik ki hemen gitmemiz gerekiyor ama doğru şeyleri yaparak, doğru materyalleri toplayarak gidersek en azından fayda sağlayabiliriz burada. Ve ikinci günün akşamında çıktık. İlk günü şöyle değerlendirdik. Biz orada arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol almak istiyorsak bizim elimizde iyi bir teçhizat olması gerekiyor. Bunun için endoskopik kameralar dediğimiz ucunda ve yanında kameraların olduğu bir alet satın aldık. Bunu hem oradaki yardım bölgesine götürdük. 8 tane kadar oradaki ekiplere dağıttık. 4 tanesi de bizdeydi. Biz de aktif olarak orada rol almak istedik. Bunun yanında telsizlerimiz vardı. Çünkü hepimizde kamera varken tek yerde olmak saçma olurdu. Hepimiz dağılıp ama koordine olmamız gerekiyordu. Hepimiz telsizlerle farklı farklı yerlere ayrıldıktan sonra koordinasyonumuzu da sağladık ekip olarak. Burada tabii sadece Altcoin Türk olarak gitmedik. Birçok paydaşımız vardı. İşte Politika'dan Ali abi vardı. Coin Kafası geldi. Trader Ömer geldi. İşte Nurullah ve Tansel hocalarım oradalardı. Gelemeyip birçok destek veren topluluklar oldu. İşte Respect Trade ismini böyle çok da saymak istemiyorum çünkü unutunca Diğerlerine sıkıntı olmasın, evet, ayıp haksızlık olmasın. oluyor. Tüm ekosistem çok hızlı şekilde kenetlendi. Yaşadığım olaylara birazcık değinmem gerekirse şöyle kripto cumalara gelen topluluğumuzdan bir arkadaşımız var Soner abi. Biz daha yoldayken bana şey attı, WhatsApp'tan yazdı. Dedi ki burada bir ses duydum ve burası çok karanlık.
buraya bir şeyler yapabilir miyiz? Ben hızlıca video istedim çünkü bunu her tweetimde yapmaya çalıştım. Sosyal medya evet doğru kullanırsak çok güzel bir mecra fakat çok da yanlış bilginin döndüğü bir mecra. Ona zaten güveniyordum ama insanlara bunu kanıtlamak için video istedim kendisinden. O da enkazdan çocuğun da göründüğü bir video attı bana. Ve hızlıca oraya bir istekte bulundum. Çok hızlıca ekipler geldi ve orada bir yavrumuzu kurtardık. Bu çok sevindiriciydi. Gitmeden böyle bir şey sağlayabiliyor olmak ekosistem desteğiyle birlikte inanılmaz iyi bir şeydi. Sonra gittik, önce işte merkezdeydik. Merkezde neler yapabiliriz'i sorgularken şöyle bir şeyle karşılaştım ve bunu aslında bir gazeteci edasıyla video çekerek kamuoyuyla paylaşmak istedim. Ve oradaki koordinasyon eksikliğinden biraz bahsettim. Çünkü çok büyük bir kargaşa vardı. Gerçekten Nurullah Hocam'ın yine dediği gibi bir savaş ortamı gibiydi. Yani en azından gördüğüm için Hatay'ı böyle söyleyebiliyorum. Televizyonlardan gördüğümüz o ayakta duran binalar belki de birinci, ikinci veya üçüncü katı çökmüş olan binalardı. Oradaki koordinasyon eksikliği benim için bir sıkıntıydı. Onu dile getirip kamuoyu yaratmaya çalıştık. Sonrasında biz tekrar Kırıkan'a geçtik. Kırıkan'da işte enkazlara dediğim gibi bize bir de şöyle bir durum oldu. Enkazların yanına gittiğimizde bizde kamera var, baroskopla geldik dediğimiz anda bu hayat koridoru gibi bize kamera koridoru açtı oradaki ekipler. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Birçok yer tespitinde bulunduk orada. Canlı çıkarttığımız vatandaşlarımız da çok oldu. Maalesef hayatını kaybeden de yerini tespit ettiklerimiz de çok oldu. Orada mesela bir enkazda Ali Ağa Belediyesi'nin kurtarma ekibiyle tanıştık. Birlikte iş yapmaya başladık çünkü. İlker abi vardı onun oranın da başında. Sonra her yere birlikte koşturur olduk. Biz onları çağırdık, onlar bizi çağırdılar. Çok güzel bir şey oldu orada. Orada da bir dayanışma vardı ama işte bir hem koordinasyon hem de İlk günler en azından teçhizat eksikliği söz konusuydu. Bu büyük bir tecrübe. Yani o veya kamerayla gitmenin ne kadar önemli bir fark evet. oluşturduğunu görünce bir sonrakinde oradan başlayan 2-0 önde başlamak gibi bir şey maça bu baktığında. Peki genel anlamda oradaki bu operasyonel veya sahadaki tecrübelerin dışında sonraki süreçte belki orada bulunmaktan çok yakın takip edememiş olabilirsin ama senin gözüne çarpan bu bağışlarda kripto dünyasının bu veya entegrasyonunda gördüğün bazı noktalar bundan sonra şunları daha iyi yapsak bir sonrakinde çok daha fazla değer oluştururuz diyebileceğin konular neler olabilir? Yani orada içim şu yönden çok rahattı. Biz sahadaydık, internet çekmiyordu. Böyle her şeyi göremedim. Birçok şey yapılan projeler oldu, yardım kampanyaları oldu. Bunlara bana ilettiler. Ben de elimden geldiğince retweet edip daha büyük bir kamuoyu yaratmaya çalıştım. Ama gönlüm şu açıdan rahattı. Biz sahada olsak da, iletişim kuramasak da kalan arkadaşlarım, bu ekosistemin her bir bireyi canla başla bu işi kotarabilecek seviyede insanlar. O yüzden içim rahattı dediğim gibi. Ama şeye katılıyorum, birçok arkadaşım zaten buna değindi. Yani Vitalik'in mesela oradaki bir Ethereum bile çok kıymetliyken bunu yanlış iletişim kurarak biraz da kötü bir sonuç yarattığımızı düşünüyorum. Devlet nezdinde böyle bir şeyin önünü açabilmek, ya masanın şifayen verdiği bir karar sonuçta ama böyle bir çalışmayı yapabildik bu süreçte. İnşallah ilerisi için bu bir ön adım olur ve gerisi gelir. Sadece oradaki şeyim şuydu, temel motivasyon eksikliğim. O ilk 3 günde yani yapılamayan ilk zamanında yapabilseydik bunu inanılmaz bir bağış toplayabilirdik. Hı hı. Bu da yine az önce konuşulduğu gibi iletişim eksikliği ve Tansel Hocam'ın da değindiği gibi global markalar, global hesaplarla doğru iletişim halinde olmamızın bir neticesiyle düzelecektir diye düşünüyorum ben. İnşallah Volkan. Tabii bir de bu bir maraton. Yani biraz evvel de söylediğim gibi ya 15 gün geçti, tamam artık bitti değil. Bundan sonra aylarca sürecek bir sürecin içerisindeyiz. Ve bu süreçte de aslında o ilk zamanın getirdiği o sıcaklık
yavaş yavaş ortadan kaybolduğu için insanları motive etmek açısından komünitelerin yaratıcı şeyler yapması da çok önemli hale gelecek diye düşünüyorum. Yani bu o ilk günde bir Ether'i almak kolayken belki bundan sonraki birkaç ayda o bir Ether'i almak için çok daha uğraşmak, çok daha yeni fikirler ortaya koymak gerekecek. Burada komünitelerin harekete geçirilmesi, işbirliği yapılması noktasında neler olabilir sence? Yani şöyle, evet birçok kavgamız olabiliyor bizim genel normal zamanlarda komünite olarak, bireysel olarak, topluluklar olarak. Ama böyle dönemlerde kimse o kavgaları çok önemsemiyor ve bir kenetlenme söz konusu oluyor. Burada da teknolojinin bize izin verdiği noktada ileriye doğru yönelik neler yapabiliriz artık hep birlikte oturup konuşuyor ve icraata geçiyor olmamız gerekiyor. Tabii ki böyle kötü olaylar bizi bir araya getirmese daha iyi olur. Güzel günlerde birlikte olmak gerekir ama inşallah bu bir vesile olur, bir mihenk taşı olur. Hep birlikte güzel işler yapar ve Türkiye olarak da globalde sesimizi daha çok duyuruyor oluruz diye düşünüyorum. Onun dışında şeyden de bahsetmek istiyorum. Döndüğümüzde bir iletişim ofisine çevirdik Base'i. Babala'dan da bir ekip aradı beni. Oradan da sürekli kontak halindeydik ihtiyaçlara yönelik ve bir soba ve kömür kampanyası başlattık. İşte topluluğun aslında şeyi buradan geliyor. Bize güvenip normal kripto para değil, normal olarak insanlar, topluluğumuz burada da bağış yaptılar. Birçok soba aldık, 400'e yakın soba aldık, gönderdik, orada koordinasyon sağladık ve burada şeyi de yapmadık. Bizim elimiz hiçbir şekilde paraya değmedi. Direkt üreticinin IBAN'ına topluluğumuzdaki kişileri birleştirdik. Biz arada güven unsuruyduk, aradan çekildik ve hem para akışı merkeziyetsiz aslında sağlandı. Hem de o yardımları ulaştırabildik. Şu anda da bir projemiz daha var. Hala sürüyor. Geçen hafta Kripto Cuma'da başlattık. Oradaki çocuklarımız, yavrularımız için oyuncak bağışı topluyoruz Base'de. Base şu an ağzına kadar oyuncak dolu. Yarınki Cuma'da da devam edeceğiz. Sonrasında bunu da doğru şekilde koordine edip bugün pedagog da çağırdık. Pedagog eşliğinde neleri gönderelim, neleri göndermeyelim bunları da konuştuk. Oraya yardım götürmeye çalışacağız. Topluluğun faydası, topluluk kültürü, topluluğun kenetlenmesi zaten buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ya işte her iki konukta bir aynı şeyi tekrar ediyorum ya, çok hoşuma gidiyor, yine tekrar edeceğim. Kripto ekosistemini tanımayanlar için bu ekosistem işte bu. Evet. Yani bu işin üzerinde düşünen, bilgi üreten akademisyenlerden, bilim insanlarından diyeyim, hocalarımızdan, basın mecrasına, topluluklara inanılır gibi değil ve Kripto Cuma olarak, Altcoin Türk topluluğu olarak çok büyük bir tecrübe biriktirdiniz. Ben çok mutlu olurum bu tecrübeyi burada tartıştığımız uluslararası topluluklarla da bizim topluluğumuzu bir araya getirmek için bilgi aktararak biraz daha paylaşırsanız. Çok güzel şeyler duyduk. Hem sahadan hem de topluluğunuzun yaptığı çalışmalardan. Çok teşekkürler, teşekkür Volkan. Olga, çok teşekkürler. İyi ki bugün bizimle. Aslında topluluk demişken şimdi birisi daha oradan dikkatimi çekiyor benim. Sevgili Başak bizimle. O da aslında Başak Burcu Yiğit. Seni davet edeyim. Böyle tek başına geliyor gibi görünüyor ama aslında Başak da kocaman bir toplulukla beraber geldi şu an burada sahneye. Hoş geldin, evet, Başak. Hoş bulduk. İstanbul Blockchain Woman Derneği adına aslında Başak şu an burada oturuyor. Ve derneğin misyonu, kuruluş amacı, kripto ekosistemindeki yeri ve çabalarının ötesinde bu deprem sürecinde çok büyük bir çaba içerisindeydi. Her bir paydaşı diyeyim aynı şekilde. Sen biraz oradaki çabalardan neler yaşandı, bizzat kendin neler yaşadın, topluluk neler yaptı? Bize deneyimlerini aktarır mısın ve öğretileri? Tabii tabii. Öncelikle ikinize de teşekkür ediyorum ayrı ayrı ve CoinDesk ailesine. Her zamanki gibi Çağla'nın herhalde önderliğinde oldu bu fikir ve CoinDesk dün, ailesiyle ya, evet, birlikte. Böyle bir arşiv yayını oluşturma fikrinden bahsediyorum. Bir adım ötesini görmüşsünüz kadın şefkatiyle. dün konuştuğumuzda böyle söylediğin için ona gönderme yapmak istedim. Derneğin yaptıklarına geçmeden önce az önceki polemikten bir polemiğe bir gönderme yapmak istiyorum. Çünkü bu bir Ethereum mevzusunda ben de tepki gösterenlerden biriydim.
Birkaç konuşmacı benden önce hep iletişimden bahsetti. Burada aslında kripto ekosisteminin paydaşlarının önemli bir yeri vardı buradaki. Bu içinden çıkılamaz afet sürecini yönetmede. Önemli olan şey şuydu bizler açısından. Bizim analitik düşünce yetimiz. Analitik düşünce yetisi kripto ekosistemindeki paydaşlarda had safhadaydı ve bu da koordinasyonu hızlı sağlamaya sebep oldu onlar açısından. Bunun bir Ethereum'la ne ilgisi var? Şöyle ilgisi var. Bu ekosistemdeki liderler dünyayı değiştirme misyonuyla çıktılar ortaya. Doğru mu? Özellikle Vitalik. Vitalik'i takip eden bugünün decenleri, yeni nesil ve büç gönüllüleri, onun bu dünyayı değiştirme misyonu, bu decentralized oluşma isteğini takipçileri. Pardon, özür diliyorum. Biraz tabii çok duygusal yoğunluk da yaşadık bu süreçte. Çok aktif, evet, değil mi? Çok, o çok süreç duygusal, boyunca topluluğu koordine etmek evet, için. Evet ve o duygulara geri döndüm biraz, o yüzden kilitlendim. Çok zor zamanlar geçirdik ve topluluk olarak gördüğüm şükürdü. Birbirimize desteğimiz, kadınların birbirine desteği, kadın dayanışması. Özür diliyorum. Ayşegül, sen de gelir misin? Beraber konuşalım. Olur mu? Ayşegül Şensoy da evet bizle birlikte İstanbul Blockchain Woman'ın o da yönetim kurulunda ve SOS Chain. SOS Chain'e de bir teşekkür ve gönderme yapalım. Belki merhaba, biraz neler yaptığından bahsedersin bu vesileyle. Tabii. O platformun, o ekibinde. Zaten adından da belli, böyle zorlu zamanlar, acil durumlar için blockchain teknolojisi neler yapabilir diye yola çıkmış bir proje. Deprem sürecinde de yine hızlı koordine ve organize olup bir şekilde bu süreci desteklemek için çok aktif rol aldınız. Hem belki biraz o taraftan hem de başarı rahatlatmak için dernek tarafından bahsedersen seviniriz Ayşegül. Tabii memnuniyetle. Önce başa çok anladığımı söylemek istiyorum. Hepimiz çok duygusal ve zor zamanlardan geçiyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Umarım tekrarı yaşanmaz ya da yaşansa dahi bu kadar hazırlıksız, bu kadar acı dolu yaşamayız. Biraz SOS'ten bahsedeyim. Sonra dernek tarafını biraz başan bıraktığı yerden toparlayıp oradan devam edelim. Biz yaklaşık 1,5-2 senedir işte blok zincir teknolojisinin geliştiricileri tarafında olan insanlar olarak bunu toplumsal sosyal fayda için nerelerde kullanabiliriz diye kafa yoruyorduk. Aslında işte bayağı da saat oldu ama bu saate kadar dinlediğim kripto ekosistemindeki insanların bugün bununla yaptıkları, yapmaya çalıştıkları, çok da güzel becerdikleri şeye biz de bir süredir kafa yoruyoruz. Burada Needsmap ihtiyaç haritasıyla ortak bir şekilde aslında sivil toplum kuruluşlarının blok zinciri nasıl kullanabileceği ve özellikle bağış toplama, dağıtma ve bunun takip edilebilirliği konusunda nasıl bir süreç geliştirebileceğimiz için oturduk, tartıştık. SOS Chain isimli bir protokol, bir altyapı ortaya çıkardık. Bir sene önce de Barcelona'da bunun lansmanını yaptık. Biz bunu Türkiye'deki afetlerde de kullanılır ama dünyada daha uygun. Çünkü Türkiye'de regülatif birçok anlamda engel olduğunu düşünerek işte dünyada bir takım büyük partilerle bunun ilk use case'ini ortaya çıkarmak üzereydik. O sırada Türkiye'de bu deprem oldu. Aslında biz de buradan yola çıktığımızda merkeziyetsiz bir şekilde NGO'ların gelip kripto bağış toplamak adına buraya başvurdukları, bir sürü prosesten geçerek onaylandıkları, arkada çoklu cüzdan yapısıyla bu fonu topladıkları ve dağılırken de arka tarafta gerçek dünyayla, oracle'larla konuşan kontrol sistemlerinin olduğu ve böylece dağıtımın da izlendiği bir altyapı kurmuştuk. Yani bir cüzdan oluşturmaktan biraz daha kapsamlı bir şey yaptık. Bunun da sebebi, en önemli sebebi, gerçek bir NGO ile entegre bir şekilde yaptık. Çünkü bizim saha tecrübemiz yok. Bugün ben herkesin şahsi çabalarını çok, yani büyük bir hayranlıkla izliyorum. Çok da takdir ediyorum. Ama şahsi çabalarla ortadan kaldırabilecek bir şey değil doğal felaketler. Bunun zaten böyle olmaması lazım. Bugün
ne kadar güzel bir kamerayla 3 can 5 can kurtarmak ama buradaki organizasyonu biz baştan sağlamazsak, ya buradaki yapıları kurmazsak bugün bizim yaptıklarımız kendimiz için oldukça acı tecrübeler olarak kalır. O yüzden ben bunun başka bir tarafından bakarak blockchain ekosisteminin NGO'larla daha entegre, daha sürdürülebilir altyapılar kurması gerektiğini düşünüyorum. Biz de SOS Chain'i çok hızlıca harekete geçirdik. Masaktan izin çıkmasıyla beraber hemen SOS Chain üzerinden bir bağış kampanyası toparladık. İşte zaten ihtiyaç haritasının temel mantığında peer-to-peer kooperatifçilik var. Yani ihtiyaç duyanla bunu dayanışmak isteyeni, bağışlamak isteyen demiyorum ben, dayanışmak isteyeni bir araya getiren harita sistemine dayalı bir altyapısı var. Bunu blok zincire geçirmek çok güç olmadı. Onun dışında da bayağı başarılı geçti. Türk kripto ekosisteminin bu süreç boyunca çok iyi bir şekilde dayanıştığını, birleştiğini gördüm. Bence burada hiçbir sorun yok. Bence problem bizim dünyaya kendimizi nasıl anlattığımız ya da anlatamadığımızdı. İşte burada da biz yıllardır dernek faaliyetleri içindeyiz. Özellikle uluslararası işbirlikleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun sebebi de Türkiye'de olan bu dünyayı sadece tüketici olmadığımız, üretici de olduğumuz tarafta olan bir hale getirmek, bilinirliğimizi artırmak. Orada da Başak zaten en başından beridir burada canla başla uğraşıyor. Evet, tekrar özür diliyorum. Normalde konuşamayan birisi değilim ama o ilk günlere gittim ve o ilk günlerde yaşadığımız kilitlenme, üzgünlük, hiçbir şey yapamama halini tekrar hissettim. Ve o durumdayken bizi bunun içerisinden çıkaran bizim kadın dayanışmamız oldu. Bunun altını çizmek istiyorum aslında. Özellikle değerli yönetim kurulu üyelerimiz Çağla, Ayşegül, Ebru, Leyla ve Ece, hepsi zaten STK geçmişi olan, sadece Blockchain Women değil, bunun dışında da birçok STK'da aktif olarak rol oynayan çok güçlü kadınlar. Bunlar sadece YK üyelerimiz. Onun dışında 130 küsür registered üyemiz var dernek bünyesinde ve hepsiyle iletişim halindeydik deprem yardımları süresince. Hala da aynı şekilde bu dayanışma koridoruna devam etmekteyiz. Üyelerimiz de aynı şekilde çok güçlü kadınlarmış. Gerçekten mütevazilik edemeden gurur duyacağım bununla. İnanılmaz seviyelerde problemler çözdük ve etkimiz oldu problemlerin çözümüne ve yardımların doğru şekilde iletilmesine ve oralarda organizasyon kurulmasına. Bir de burada STK tecrübesi ve daha önce yaşanmış bu tarz afetlerde bir deneyime sahip olmak önemli. Koordinasyonu iyi yapabilmek açısından ve bir step önceden görebilmek açısından. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hepinizin bildiği gibi orada birçok yardım yerine ulaşamadı ve israf oldu. Bununla alakalı bir sürü şikayet geldi. Biz bunu önceden görüp orada nereye vardıracağımızı, göndereceğimiz yardımın, kamyonun tespit edip bunun koordineli bir şekilde ayarladık ve şu anda orada bir konteyner kent kuruldu. Bizim açtığımız bu yardımlaşma kanalı ile. Bu sadece küçük bir örnekti yaptığımız şeylerden. Bundan sonrasında ise yönümüzü bu işin soğumaması, her zaman hatırda kalması için daha uzun vadeli projelere çevireceğiz. Ve buradan etkilenmiş özellikle kadın ve kız çocukları için eğitimle alakalı faaliyetler veyahut da burs veya psikolojik destek gibi konumuz da olmasa da, yani bizim konumuz blockchain ve kadın gibi görünse de bu çok büyük bir felaket ve STK'ların mutlaka buradan etkilenenlerin problemlerinden seçip almaları gerekiyor. Kendi konuları olmasa da, ki keza bunu yaptık. Bir koordinatör olsaydı da hani ne olabilir, bundan sonra ne değişmeli diye sormuştunuz ya başında. Bu afetin büyüklüğünü en başta anladıktan sonra bunu hiç kimsenin tek başına çözemeyeceği zaten belliydi. 10 şehir yıkıldı. Bütün STK'lara ve topluluklara görevleri dağıtabilirdik belki. Ama biz bunu kendi inisiyatifimizle yapıp herkes kendi üzerine düşeni yaptı. Tabii ki tecrübesi olmayanlar iyi niyetleriyle bazı zararlara sebep oldular. Çok fazla yardım göndermek, oradaki trafiğin akışını bozmak vesaire gibi. Bir daha olsa
bu bütün STK'ları ve toplulukları koordine edecek kişilere ulaşıp onları yönlendirmeyi isterdim. Veyahut da bunu yönlendirebilecek gücü olan kişilere bir şeyler söylemek isterdim. Çok güzel. Aslında ben hemen bir refere edeyim. Tekrar Serdar'ın yayında daha önce söylediği konuya. Daha sadece reaksiyon sürecindeyiz. Bunun bir iyileşme süreci var. Bir de yeniden inşa süreci var. Daha yapacak çok şey var. Ve ben gelen bütün konuklardan parça parça topluluklarla ilgili bir şeyler duyuyorum. Burada da bambaşka bir topluluk var. Ve bütün bu kripto ekosistemindeki topluluklar bir araya geldiğinde eminim birçok şu an böyle pürüzlü olan konular da çok daha hızlı çözülecektir. Ve Ayşegül, seni dinlerken de kripto ekosisteminin farklı STK'larla işbirliği yapması gündemin vardı. Çok yerinde ve ne güzel Ahbap bu vesileyle çok güzel bir use case, vaka oldu değil mi? Yani daha önce hiç kripto ekosistemi demeyeyim ama kripto bağışla ilgili bir şey yapmamış, bununla ilgili bir ön hazırlığı bile olmayan bir STK aslında bu süreci alnının akıyla diyelim. Tabii, yani rahatlıkla. Ben belki ihtiyaç haritası adına daha çok konuşabilirim. Çünkü ihtiyaç haritası ekibi buna biraz kafa yormuştu esasında. O yüzden SOS şeyini biz bir çıktı olarak çıkartabilmiştik. Ahbap'ın topladığı miktar ve etki alanı oldukça kuvvetli. Türkiye ekosisteminden de çok fayda gördü. Ama benzer şekilde işte ihtiyaç haritası çok fazla uluslararası destek aldı. Bugün iki ayrı konsorsiyumda iki proposal devam ediyor. Bir tanesi Cosmos ekosisteminde yaklaşık 300 bin dolarlık bir proposal var. Bir de yakın zamanda Polkadot ekosisteminde 500 bin dolarlık bir proposal çıkacak. Bunlar orta uzun vadeli hedefler. Tabii ki şahsi bağışlar önemli, tutar da önemli değil. Ama ihtiyaç haritasının sistematik, düzenli bu konuya farkında olarak ve işte olası riskleri de gözeterek birlikte çıkardığımız SOS chain'in bugün çalıştığını görmek benim için gerçekten gurur verici. Umarım gerekli yerlere ulaştığını da ve bunun kaydını da gene blockchain teknolojisi sayesinde gösterebileceğiz. Ne kadar güzel. Evet, harika. Özellikle böyle bir platformun STK'ların kullanımında olması, evet, her türlü STK'nın bu işe çok daha hızlı adapte olması, evet, için çok kritik bence de. Çok güzel. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Evet. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz hocam. Son bir konuğumuz daha var. Onu da alalım. Sevgili Didem Gülüva bizlerle birlikte. Sevgili Didem de bize katılsın Gate TV'den. Sevgili Didem, bu süreçte borsaların da tabii çok önemli rolü oldu. Birçoğunu konuştuk farklı noktalarda. Aynı zamanda uluslararası oyuncuların da burada neler olup bittiğini daha iyi anlaması ve kendi alanlarını harekete geçirmesi de kıymetliydi. Siz nasıl bir reaksiyon verdiniz? Oradan başlayalım istersen sohbetimize. Ya tabii bütün ülke için çok acı günler geçiriyoruz ve geçirmeye de devam edeceğiz. Üstelik risklerimiz ve kendi endişelerimiz de var. Depremi takip eden hangi şehirlerde başımıza gelecek ve nedir diye. Dolayısıyla hani bu tip programlar da oldukça önemli. Biz ne yaptık? Tabii hem bireysel hem kurumsal çabalar çok önemli ama biz de pazartesi günü aslında daha bu Haluk kripto cüzdanlarından bahsetmeden önce hani bu tarafta biz globali nasıl uyandıracağız? Şimdi evet, Gate.io, Gate Charity ile birlikte belirli bir miktar aynı bağış yapma sözünü zaten açıkladı. Ve hani ilgili kurumlarla işbirliği yaparak gerekli malzemeleri toplayıp gerekli bölgelere gönderdik. Yani Ahbap'la yaptık, belediyelerle yaptık, yeri geldi Kızılay'la beraber bazı çalışmalar yaptık. Daha sonra toplulukların ve projelerin yaptıkları yardım çalışmalarına hem insan gücü olarak destek olmaya çalıştık, manpower olarak, hem de diğer taraftan onların topladıkları malzemelere de yine aynı yardım olarak katkılarda bulunduk. Ama diğer tarafta teknolojiyi nasıl kullanacağız? Yani pazartesi daha böyle öğlenden itibaren bu regülasyon engeli nasıl aşılır? Biz diğer tarafta kriptoda ne yapabiliriz falan derken, okey, bir NFT koleksiyonu oluşturalım. Çünkü bu NFT koleksiyonunu ben bir ürün ya da hizmet olarak o NFT'yi satabiliyorum. Ve onun gelirini de Ahbap'a bağışlayabiliyorum, toplanan geliri. Biz de 28 gün orada olacak. Zero mint, yani zero fee aldığımız, hani bütün mintingleri tamamlanmış farklı kategorilerde NFT'leri satışa sunduk. Ve oradan gelen
bağışı ardından işte fiyata çevirip ahbaba aktaracağız esasında. Diğer taraftan yine bu STK'ların kripto cüzdanlarına daha hızlı ve hani daha az maliyetli ulaşım için bütün bu cüzdanlara yapılacak olan transaction'ların fiillerini sıfıra indirdik. Yani orada herhangi bir ekstra fee almama kararı aldık vesaire. Ve şimdi de aslında önümüzdeki dönemde ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Evet, bu çünkü kritik bir konu. Evet, bu çok kritik bir konu ve hani bizler çok daha global ve büyük güce sahip olan kurumlarız aslında bakarsanız. Yani hani Gate.io global bir şirket. 30'dan fazla ülkede ciddi anlamda faaliyeti var. Kendi içinde charity'si var. Aynı zamanda Learn'le beraber akademik birçok hani hem insan yetiştirmeye çalışıyoruz. İçeride hem de eğitimle desteklemeye ve farkındalık oluşturmaya da çalışıyoruz. O anlamda ekosistemde bir de listing tarafında hani düşünecek olursak aslında fayda sağlayabiliriz. Bileceğimiz aynı ya da maddi yardımın dışında birçok alternatif yol da var. Biz de önümüzdeki dönem yol haritasına aslında birazcık bu taraftan bakıyoruz. Yani evet, aynı yardımlar devam edecek. Belki önümüzdeki dönemde bu yaralar sarılırken bazı okulların yeniden ayağa kaldırılması, inşası zamanında belki bir kısmını üstleneceğiz. Diğer taraftan üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için hani online tarafta onlar için açılmış bazı burs programları var. O burs programlarıyla beraber destek olmaya devam edeceğiz ama hepsinden önemlisi aslında bir grup, çok büyük bir grup için tekrar uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma dönemi başladı. Orada ne yapabiliriz diye baktığımızda bizim sektörümüz, yani community management, işte kripto sektörü vesaire, uzaktan çalışmaya çok da uygun bir takım ortamlar sunuyoruz. Dolayısıyla buradaki üniversite öğrencilerine biraz daha eğitim verip onların önümüzdeki dönemde hem rutine alışmaları, yani kendi rutinlerine geri dönmeleri, hem de bu rutine döndüklerinde harçlıklarını çıkarabilmeleri adına belirli eğitimlerle onları staj pozisyonları açıp gelir elde etmelerini ve hani bununla bir sürdürülebilir bir katkı sağlamak var yol planlarımızın yani içerisinde. Yani aslında şunu mu duyuyorum söylediklerinden? Burada borsalar belli bir aynı veya kripto yardım yapıp tamam üzerimize düşeni yaptık diyemeyiz demek de kalmamalı. Bunun dememeyiz ötesinde. Aynen biraz öyle. Evvel sevgili Başak'la Ayşegül'ün söylediği gibi bu konudan doğacak olan belli sosyal ve ekonomik alt kırılımları da adresleyecek şekilde belli alanları sahiplenip oralara doğru devam etmeli çabalarına. Tabii şimdi biz çok acil yaraları sardık. Yani karınları doyurmaya çalışıyoruz. Barınma ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Bir taraftan çok küçük bir grup var. Çocuklar. Onlar aslında çok bir şeyin farkında değiller ve daha başka işler yapmak istiyorlar. Yani o tarafa ama hani 3 ay sonra ne olacak? 5 ay sonra ne olacak? Yani bütün bu hakikaten çok duygulanıyorum bütün bunları söylerken, çünkü etrafımda çok ciddi kayıplar var. Hem yaşadığım hem şahit olduğum kendi içlerinde. Dolayısıyla bizler biraz da kurumlar olarak maddi desteğin yanı sıra farklı destekler de vermeliyiz. Şimdi Türkiye'de startup ekosistemi çok kuvvetli aslında blockchain'de. Yani çok değerli beyinler, çok değerli projeler var çıkan üniversitelerin içerisinden, kulüplerin içerisinden. Ve bunlar da ciddi bir darbe gördüler. Yani önümüzdeki dönemde belki kuluçka merkezlerinin daha fazla projeye daha farklı koşullarla yardımcı olması gerekiyor. Belki bizlerin biraz daha şartlarımızı gözden geçirerek ekosisteme katkıda bulunmak adına daha fazla lokal projeyi listelemek ve onları orada desteklemek anlamında bir takım faydalarımız olabilir. Yani sadece aynı ve maddi yardımlarla durmayacağız. Bu önümüzdeki bir buçuk sene aslında hepimizin bambaşka alanlarda sahada olmamız gerekiyor. Yine sahadayız. Yani belki o acıları, o yaraları sarmanın bir yolu da geride kalanların tekrar başarılı olmalarına, para kazanmalarına, eğitimlerine ve hayatlarına devam edebilmeleri için manen ve kariyer anlamında da desteğe ihtiyaçları var. Ve bizim gibi hani borsaların ve teknolojik altyapısı büyük şirketlerin ve bu kadar kalabalık organizasyonların biraz bu tarafı da düşünerek o tarafta mutlaka yardımları artırması gerektiğine inanıyorum.
Bizim de aslında roadmap'imizde bu var. Çok güzel. Yani hem iyileşme hem yeniden inşa süreci içinde planları oluyor olmasının kripto ekosisteminin bu kadar büyük ve güçlü oyuncularının. Biraz evvel konuştuğumuz konu burada da kendini gösteriyor. Yani bu ilk impulsif dönemden sonra bu iyileşme ve ayağa kalkma döneminde artık farklı projelere ihtiyacımız var. Şimdi NFT projesinden bahsetti Didem. Bu böyle bir şey. Sevgili Doruk, hani airdroplarla bunun nasıl olabileceğine dair bir... Yani aslında herkesin kendi güçlü olduğu tarafta, kaldırıcının yüksek olduğu tarafta nasıl yeni projeler geliştirebiliriz ve bu süreçte yeni kurgular oluşturabiliriz diye de bakması lazım. Bence burada önümüzdeki dönemde kripto ekosisteminin ve daha özelinde de borsaların en önemli meydan okuması bu yaratıcı fikirleri bulabilmek, çıkarabilmek ve bunları doğru kurgularla, paydaşlarla buluşturabilmek olacak. Biz de var gücümüzle çalışıyoruz bunun için. Yoksa hani bağışı yaptım beraber. Tamam günah benden gitti gerçekten kolay yol baktığınızda. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili ben yani. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada tüm bu çabalar esnasında hakikaten CoinDesk ekibinin bize çok ciddi desteği oldu. Ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hem size hem duyurma konusunda çünkü o NFT koleksiyonu çok yeniydi. Hani herkes zaten parayla bağış yapabilirken veya kriptoyla bağış yapabilirken niye bir de NFT alsınlar olayı niye böyle birazcık daha dolandırsınlar dediğimiz noktada o NFT koleksiyonunun az önce hani bütün arkadaşlarım bahsetti global anlamda iletişim ve duyuru diye o NFT koleksiyonunu Gate Charity çatısı altında bütün dünyaya açıp kendi 15 milyonluk kullanıcı ağımıza bakın Türkiye'de böyle bir ihtiyaç var ve sen de destek olmak istiyorsan gel bu NFT'leri alarak destek ol dediğimiz noktada hakikaten global çapta iyi bir kaldıraç oldu ve bundan sonraki diğer STK'lara da bu arada şey yapıyorum tavsiye ediyorum bu konuyu bir düşünsünler NFT koleksiyonları da bağış toplama açısından önemli bir araç. Biz elimizden geldiğince her türlü projede hem yerel network'ümüzde hem uluslararası network'ümüzde sadece CoinDesk'te değil gücümüzün yettiği her yerde duyurmak için her türlü projeyi elimizden geleni yapıyoruz. Bir faydamız olduysa da ne mutlu bize diyorum. Çok teşekkürler. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Evet hocam yani öyle 1,5 saatlik yayın yapacağız diye çıktık. 3 saat olmuş neredeyse baktığınızda. Tecrübesiz yakalandım ama çok da kolay değilmiş demek ki. Gerçekten de maraton tarzında bir yayın oldu. Yavaş yavaş kapatmadan önce sevgili dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok vakit ayırdılar, bize geldiler. Hem değerli görüşlerini dile getirdiler, hem burada kaldılar. Son bir şeyler söylemek isteyen, bu konuşulanlar üzerine bir kat çıkmak isteyen, bir yorumu olan varsa birkaç dakika içinde birkaç cümleyle onları da alalım arzu ederseniz. Nurullah Hocam sizin galiba bir yorumunuz olacak. Buyurun lütfen. Yani 3,5 saatlik yayında temel olarak gördüğüm ve en büyük eksikliklerimizden bir tanesini tekrardan dillendirmek istiyorum. Buraya katılanlar ve buraya katılamayanlar birçok isim de var. Bu ekosistemin önde gelen insanları, bu ekosistemin önde gelen insanlarının bu ekosistemin dahil olan üyelerinden, izleyicisinden, yatırımcısından her birisine karşı bir sözlerinin karşılığı var. Çok değerli onların sözleri. Dolayısıyla bu sözlerimizi bu komünitenin daha çok büyümesi, daha birlikte hareket edebilmesi ayrışmalar olabilir elbette insanoğluyuz ama bunları kapalı kapılar arkasında yapıp bu komünitenin gücünü global perspektife taşıyabilecek bir irade göstermemiz gerektiğini ve bu bilinçle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani birlikten hakikaten güç doğuyor, güçlenmeliyiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Bu çok önemli. Burada da daha iyi organize olma, platformları daha doğru kullanmada bence önemli unsurlardan bir tanesi. Evet, başka şöyle bakıyorum. Artık başka da bir görüş yoksa yavaş yavaş biz de veda edelim isterseniz. Nurullah zaten neredeyse kapanış konuşmasını yaptı gibi oldu. Çok bizim güzel işimizi bir kolaylaştırdı Nurullah Hocam. Ona da bu ekstradan teşekkür edelim. Sevgili dostlar, gerçekten de çok kıymetli görüşlerin ortaya konduğu bir yayın olduğuna şahsen inanıyorum. CoinDesk Türkiye olarak biz de
bu yaşanan süreçteki öğrenimleri, edinimleri ve önümüzdeki döneme dair ve aslında neleri daha iyi yapabileceğimizi bir araya gelip konuşalım arzu ettik. Sevgili Çağla Hocam, Tansel Hocam, sevgili Baki ile birlikte bir sohbet sırasında çıkan bir fikirdi. Bugün de bunu hayata geçirmenin, çorbada nacizane bizim de bir katkımızın, bir tuzumuzun olmasının getirdiği bir mutluluğu yaşıyoruz. Umarım sizler için de keyifli bir yayın olmuştur diyorum ve hocam sizin de birkaç son sözünüzü alıp kapatalım. Vallahi çok güzel şeyler duydum ve bütün bu tecrübelerin, deneyimlerin ve önerilerin yayılmasına bir şekilde aracılık edebildiysem ne mutlu bana. Hayalimin çok ötesinde bir şey oldu. Beni kırmayan herkese, hem CoinDesk ailesi hem de bir bir buradaki bütün katılımcılara destek veren herkese teşekkür etmekten başka herhalde bir son sözüm olamaz. Tekrar edeyim, madem böyle kapanışta bir cümle söyleme hakkım var. Kamuoyu oluşturmayı iyi şeylerle yapalım. İyi kalalım ve birlik kalalım. Farklı konularda görüşlerimiz her neyse. Çok teşekkür ediyorum katılanlara ve dinleyenlere sabırları için. Çok teşekkürler. Evet, bu gerçekten de kripto ekosistemi için de çok önemli bir dönem. Çok önemli bir fırsat, önemli bir sınav. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi yol yolda öğrenilir. Dolayısıyla aslında ekosistem de yolda öğreniyor. O yüzden hocamın da dediği gibi iyi taraflarını görerek ama gelişim tarafında olacakları da doğru analiz edip, doğru tartışıp onları da çok daha iyiye taşıyarak bu sinerjiyi, bu kaldıraçı çok daha başarılı şekilde önümüzdeki dönemde kurgularız, hayata geçiririz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizlere zaman ayırdığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için hepinize iyi akşamlar, hatta iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.